TV ekranlarından hayırlı akşamlar, iyi akşamlar sevgili izleyenler. Ben Yusuf Ozan Demir. Bu haftada 3 saatlik bir programla inşallah karşınızda olacağız. Gündemin, haftanın önemli konularını değerli konuklarımla birlikte masaya yatıracağız. Hemen konuklarımı takdim edeyim. 22. dönem milletvekili, araştırmacı, yazar Sayın Emin Şirin. Hoş geldiniz. Hoş i̇yi akşamlar. Ekonomist yazar Sayın Yunus Ekşi. Hoş geldiniz. Hayırlı Hoş akşamlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim daimi yorumcumuz Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Hasan İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir diğer daimi yorumcumuz Yeni Akit Gazetesi yazarlarından Kenan Alpay hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Evet Skype'ımız hazır mı arkadaşlar? Skype'ın diğer ucunda da Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman olacak. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Hayırlı cumalar diliyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kabatasak hemen konu başlıklarını söyleyeyim. Fahiş fiyatlar bir süredir gündemde. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 zincir marketin tekerini kırmak için Tarım Kredi Kooperatif marketleri bin kadar bu marketlerden açılacağını söyledi bu ifadeden sonra da yine bir kez daha tartışma alevlendi. Bunlar gerçekten fiyat pahalılığını önleyecek mi soracağız. Yine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında bazı çıkışlarda buldu. Yeni anayasa çıkışı var. CHP'ye burada yüklendi. Özellikle Kılıçdaroğlu'na ne zaman yeni anayasayı gündeme getirsek ilk dört madde çıkışı ya da parlamenter sistem vurgusu yapıyorlar dedi. HDP, CHP, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, Kürt sorunu vardır yoktur tartışmaları devam ediyor. Son olarak yine gündemin daha doğrusu son birkaç madde daha var. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde bir televizyon kanalına çıkarılması ve Boğaziçi Üniversitesi rektörü protestosu Akabinde gelen 10 gözaltı ve akabinde gelen 2 tutuklu. Hepsi yetiştirdiğimiz kadarıyla gündemimizde olacak. Önce faiz fiyatlarla başlayacağız. Emin Bey sizinle daha önce de konuşmuştuk bu konuyu ama evet. tabii o zaman tarım kredi kooperatif marketleri çıkışı yoktu. Ne dersiniz? Bu marketler çözüm olacak mı? Kesin bir çözüm olmaz. Bir şeydir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı müdahale ettiği konularda hemen bir hareketlenme oluyor. Hı hı. E, kimi motive olduğu için, şevklendiği için, kimi ürktüğü için hemen bir harekete geçiyorlar. Bu adı geçen 5 tane market zincirinde de bir hareketlenme olduğu görüldü. Hemen kampanyalara başladılar. Demek ki yapabilecekleri bir şeyler varmış. Yeni e, market zincirlerinin, tarım kredi kooperatiflerinin yeni yerler açması... Belki faydası olur ama buna esnafa ne kadar tesir edecek onu da görmek lazım. Çünkü bakkaldı, manavdı onlar da sıkıntı içindeler. Hı hı. Ee, esas itibariyle konu A'dan Z'ye tedarik zincirinin gözden geçirilmesi. Çünkü tarlada olan ya tarlada elde edilen mal tarla ürünlerinden bahsediyoruz. Şimdi diğer ürünlerin durumları da tabi tabii teker teker ele almak lazım da. Tarla ürünlerinde 1 liralık mal 3 lira 7 lira arasında e, fark edebiliyor. Bu sadece bir spekülasyondan veya faişkardan olmuyor. Tedarik zincirindeki sıkıntılardan oluyor. Mal çıktıktan sonra yerli hale giriyor. Yöredeki hale. Ondan sonra nakliyeye giriyor. Nakliye Türkiye'de umumiyette kamyonla yapılıyor ve pahalı. Frigorifik kamyonlar meselesi her zaman bir problem. Ondan taşırsanız daha da pahalı hale geliyor. Arkasından İstanbul'da veya işte tüketim bölgelerinde hale giriyor. Halden sonra marketlere veya zincirlere intikal ediyor. Bütün bu aralarda katlana katlana giden bir sıkıntılı durum var. Bunların hepsini bir gözden geçirilmesi lazım. genel olarak pek tabii arz talep meselesi de önemli. Arzı attırdığınız takdirde taleple dengelerseniz fiyatlar dengelenebilir. bu polisiye tedbirler, polisiye demeyeyim de bazı alınması gereken yapısal tedbirlerin bir kısmı marketlerin daha fazlalaştırması olabilir. Rekabet yaratacak marketlerin. Tabii bunların da haksız rekabet yaratmaması lazım. Yani tarım kredi kooperatifleri devletin elinde olduğu için zararına satış yapıp diğer market zincirlerine de haksız rekabet de yaratmaması lazım. Yapılması iyi bir şeydir. Ancak bunun tem tekrar ediyorum bütün tedarik zincirinin A'dan Z'ye gözden geçirilmesi ve ıslah edilmesi. Eski bir siyasetçisiniz. Gerek muhalefetin gerekse de iktidarın konuya yaklaşımını nasıl gördünüz? Her iki tarafın yaklaşımı sonucu gerçekten vatandaşın özellikle bu kışla yaklaşırken önemli bu problemi size göre halledilebilecek mi? Tabi burada asıl görev iktidarın ama muhalefetin yaklaşımıyla birlikte bir genel değerlendirme yapabilir. Ya şimdi muhalefeti bu işe karıştırmamak lazım. Türkiye'de burada muhalefetin yapacağı bağırıp çağırmaktır. Başka yapacağı bir şey yok ki muhalefetin. Hı hı. Türkiye'deki her şey e, bugünkü sistem içinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı'nda ve hükümette. Yani belediyeler tanzim satış açtı açmadı falan bunların konuşulacak tarafı yok. Bunu, bunu hükümet alacak bunun tedbirini. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Burada eski siyasetçi diyorsunuz. Esasında ben eski Migrosçuyum. Migros'un genel müdürlüğünü yaptım 70'lerde. Yani İsviçre'lilerden Türklere transfer edileceği zaman da Migros'ta mesul olan bendim. 20'li yaşlarda Fazla kullanmayın da. Hani yani? O marketi fazla kullanmayın da. Kullanırsın <laughs> ne canım niye? <gülüyor> Neden? <gülüyor> Peki buyurun. Ne bakımdan? Şimdi o zamanlarda bu problemler gayet var etti. Ee, tahta kasalarının içinde mallar geliyordu. O zamanlar hal sizler hatırlarsınız belki. Haliç'in kenarında, ticaret odasının yanındaki binalarda, un ee, Bir bina hal, bir binada da Migros binasıydı. Ben o Migros binasında halde çalıştım. Yani oradan geldiğim için biliyorum. O zaman da bizim yapmaya çalıştığımız, o zamanki Migros yalnız bir kooperatif zihniyetinden çalışıyordu. Bugünkü özel sektör şirketi değildi. Ee, ben bir şey de iftiharla söyleyeyim. İsviçre'lilerin idare ettiği 14 sene zarar etmiş Migros... Benim geldiğim ilk sene ilk defa kara geçti. Şimdi orada tedarik zincirinin bir takım hırsızlıkların bitirilmesinden beraber tedarik zincirinin gözden geçirilmesi söz konusuydu. Adana'da, Malatya'da, Mersin'de, Antalya'da, Bursa'da tedarik büroları açmak suretiyle o zaman halden geçmek mecburiyeti de o zamanlar daha yoktu. Onu açmak suretiyle işleri ıslah edecek hale getirmeye çalıştık. Ee, bunları yaparken İstanbul halinin ne kadar büyük rezilliklere sebep olduğunu gördük. Haldeki kabzı mallar bazen para kazanabilmek için Hal için o bölgesini malları denize dökmek suretiyle diğer malların da fiyatını yükseltmek için inanılmaz sıkıntılar yaşandı. Ee, o Günümüzde zamandan benzer şeyler var mı? Efendim? Günümüzde de benzer şeyler var mı? Bilmiyorum bugün yani Haliç'in kıyısında olmadığı için halice atmıyorlardır Hatta ama aynı şeyleri, aynı şeyleri aynı şeyleri köp arabasına dolduruyorlar. E, doldururlar yani, yani bunlar. Göre. Onun için biraz da şahsi tecrübeme de dayanarak söylüyorum. Bu yalnız onda değil. Et meselesinde, et tedariki meselesinde de aynı şey, sütlü ürünlerin tedarikinde de aynı sıkıntılar var. Bunların hepsi var. Ki o zamana nazaran üretim tesisleri çok şey edilmiş vaziyette. O zamanlar ambalaj makinesi yoktu Türkiye'de. Yani yazar kasa, yazar kasa yoktu. Yani o kadar sıkıntılı dönemlerden geldik. Ee, karşılaştırmak o bakımdan doğru olmayabilir bazı konuları. Hı hı. Ama bütün o tecrübeleri de dayanarak söylüyorum. Mesele tedarik zincirinin A'dan Z'ye organizasyonu ve satış anında da halkın süratli ulaşabileceğinin teminini yapmak lazım. Burada herkese rol düşüyor. Ben bazı pazarlara gittiğim zaman tabii semtlere göre değişiyor yani Levet'ten Ümraniye'deki pazarlar aynı olmayabilir. Size çok samimiyetle söyleyeyim. Bazen pazarlardaki fiyatlar da o 5 tane ismi geçen marketteki fiyatlardan daha yukarıda da olabiliyor. Bunların hepsi bir tedarik zincirinin gözden geçirilmesini gerektiriyor pek yani. Peki. Teşekkür ederim. Yunus Bey sizle de devam edelim. Tabii ekonomistsiniz. Ee, biraz daha olayı açmak istiyorum. Baktığımızda dünya genelinde özellikle bir enerji krizi göze çarpıyor Avrupa'da. Özellikle İngiltere'de benzin, akaryakıt, yine e, inanılmaz derecede doğalgazın yükselmesi, yine İngiltere'de bazı e, doğalgazla üretim yapan fabrikaların bazılarının kapısına kilit vurması, dünya genelinde yükselen enerji fiyatları, hatta tedarik kıtlığı. E, bununla birlikte zaten bir pandemi var ve Hatta bunların kimilerine göre çok daha iyi günler olduğunu, daha kötü günlerin geleceği iddia ediliyor. Bu bağlamda biz sadece biraz konuyu acaba e, dar perspektifte mi değerlendiriyoruz? Bu konuyu bir açıklık getirmenizi istiyorum. İkincisi tabii ki bu fahiş fiyatlar ne yapılmalı? Buyurun. Evet, e, şimdi mevcut ekonomik yapı dünya ölçeğinde baktığınız zaman birbirleriyle eklemlenmiş. Hı hı. Dolayısıyla bu global e, yapının içerisinde sizin de söylediğiniz gibi kaçınılmaz olarak bir etki oluyor. Özellikle enerji sektöründeki artışlar bunlar doğal olarak e, siz bu bağlamda da büyük bir ithalatçı olmanız hasebiyle sizin birçok girdiğinizde ana girdiğinizde yansıdığından dolayı bunlar dolaylı olarak da halkın e, temel e, tüketim gıdalarına kadar yansıyabiliyor. Ancak e, tabii bunu kabul etmekle beraber bunun oransal olarak e, bir değerlendirmesini yaparsak öyle çok da yukarıda olduğunu şahsen ben söyleyemem. Çünkü tatbik edilen asıl sorunun kaynağı burada önemli. Yani bir temel bir yanlış paradigmayı uyguluyorsanız ekonomik model içerisinde sizin e, karşılaşacağınız sonuçlar ülke içerisinde alabileceğiniz önlemlerin dışında. Bahsettiğiniz gibi ülke dışındaki işte İngiltere'deki bir fiyat artışı bile bugün şu anda bu programın konusu olabiliyor, değil mi? Hı hı. Dolayısıyla bu zaviyeden baktığımızda e, temel değişkenlerin üzerinde durmak lazım. Emin Bey doğru söylüyor. Yani bir tedarik zincirinin gözden geçirilmesi son derece önemli. Bu konuyu açar mısınız? Nedir tedarik zinciri? Yani Herkes bir malın e, tarladan son tüketiciye gelme bütün aşamaları Hı. Hı. olarak diyelim. Bu sürecin içerisindeki e, koordinasyonsuzluk tabii bir de piyasanın gereği gibi işlerliğinin kontrol edileme işi var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız 5 tane market söylüyor. Bu 5 tane market benim bildiğim kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza çok da uzak olan market yapıları değil. E, fakat e, gelinen nokta onları oraya getiren nokta e siz bir yıl içerisindeki temel girdi maliyetlerine bakmak zorundasınız. Bu girdi maliyetlerini kaçınılmaz olarak kar maksimizasyonu olarak da onlar fiyatlara yansıtılacak. Nitekim bakın Ticaret Bakanı Mehmet Muş bu konuyla ilgili şu açıklamaya yapıyor. Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor diyor. Bu reel olan bir şey. E, dünyada da ciddi bir enflasyon olmuş durumda. Serbest piyasaya ekonomisi geçerli. ...fiyatlara müdahale etmiyoruz, etmemeliyiz tarzında. Şimdi Mehmet Bey bunları açıklıyor ama Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama böyle değil. Cumhurbaşkanımızın mevcut piyasadaki şu andaki fiyatlardaki bu artışlar ve halkın şikayeti olarak yansıması... ...ve bunları engelleme adına bin tane tarım kooperatifinin bunu biraz söndürme adına market açılması... İşte bu bir tarz farklı müdahaledir. Siz esas müdahaleyi ben şimdi Emin Bey'in tedarik zincirinin ele alınması dediği noktadan alarak esas müdahaleyi siz piyasadaki oluşan serbest piyasa adı altında piyasada oluşan kartele bakacaksınız. Burada dehşet bir kartel var. Ve bu karteller çıkarttıkları ticaret yasaları üzerinden kendi konseptlerini şu anda güçlü bir yapıya getirdi ve şimdi devlet de kaçınılmaz olarak halkını korumak için müdahale yapmak zorunda hissediyor. Şimdi bin tane market bu meseleyi çözmez, bunlar lokaldir. Sistematik olarak yeniden bir yapılanma çözüm arayışı içerisine gidilmesi gerekiyor. Bu yeniden yapılanma nasıl olmalı? Bu yeniden yapılanma bakın şuna benziyor. Şimdi bugün e, Ali babacan bir açıklama yaptı açıklamasında enflasyonun kaynağı olarak çok enteresan bir şey söyledi. Dövizi Adres gösterdi. Gerekçe olarak da döviz artınca her şey artıyor dedi. Yani bu ülkeyi adeta herhalde milli hiçbir şey yönetmiyor. Tamamen fedin bastığı paralarla bu ülkenin e, üretim kaynakları, insan güçleri, bütün değerleri oraya bağlanmış ve bu fiyatların artışını da oraya bağlıyor. Onun kastı belki biraz daha dar anlamda olsaydı kabul edilebilirdi ama enflasyonu oraya bağlaması ayrı bir sıkıntı. Buradaki temel neden siz kiraladığınız parayla iş yapıyorsunuz Yusuf Bey? Kiraladığınız parayı bakın altınız ısrarla çiziyorum. Bunun çıkış yolu yoktur. Bunlar bakın 24 Ocak kararlarından günümüze kadar serbest piyasa ekonomisine karma ekonomiden geçtiğimiz andan beri bir genel bir grafikte baktığınızda ritmik olarak hep böyle aşağı yukarı krizlerle doludur. Ya bu millet her dönem bu krizlere mahkum olmak zorunda mıdır? Bu krizlerin ana sebebi nedir? Yani piyasayı düzenleyemiyorsunuz. Piyasayı düzenleyemeyişinizin temel nedeni nedir diye baktığınızda piyasayı finanse eden karşınızda kocaman bir finans sistemi var. Bir reel sektör var, bir finans sistemi var. Reel sektör çalışıyor, üretiyor, çabalıyor, bir değer üretiyor tüketiciye son e, ürünü taşıyana kadar bir yüklü bir maliyetle bunu üretiyor. Şimdi siz bunu görmezden gelebilir misiniz? Şimdi TÜİK'in verdiği son rakamlar tüketici fiyatları e, %19 üretici fiyat endeksi %43. TÜİK'in verdiği rakamlar. Şimdi ben önemli bir şey söyleyeceğim burada. Buyurun. Yani sorunun kaynağına eğilmediğiniz zaman işi polemik noktalarına taşırsınız. İşin içinden çıkamazsınız. Bu bir kriz olarak gider. Şimdi bakın orta vadeli programı Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bu programın içerisinde 4477 sayılı resmi gazetede bu orta vadeli program yayınlandı. Şimdi dikkat edin vereceğim rakamlara. 2021 yılında ödenecek olan faiz 190 milyar. Bu 187.5 milyardı. Bu hedeflendi. Bana göre bu 200'ün üstüne çıkacak. Hedef hiçbir zaman bugüne kadar tutturulamadı. Yani borç çarkı. Hı hı. Az önce kastetmiş olduğum şeye gönderme yapıyorum. Kiralanmış parayla siz ana yapıyı çevirmeye çalışırsanız onlar mutlaka her sektöre yansır. Üreticiye de tüketiciye de yansır. 2022 yılında bu orta vadeli programda 225 milyar 500 milyon 2023 yılında 304 milyar 500 milyon, 2024 yılında 339 milyar 300 milyon. Toplam bu 4 yılın içerisinde 1 trilyon 55 milyar lira siz bir ödeme yapacaksınız. Bunu planladınız orta vadede. Bu nedir? Bu nedir? Faiz ödemesidir. Şimdi bu faizi kimden alacaksınız? Hangi sistemden alacaksınız? Ve bunu nasıl yükleyeceksiniz? Bunun bedeli nereye yansıyacak? İşte bu fiyatlara yansıyacak kaçınılmaz şimdi 2023'e gideceğiz 2023 sonrasında Bu da beni çok şaşırtıyor 2024'de e, iktidar AK Parti e, 2024'te faiz belirliyor 335 milyar diyor. Yahu işte bir temel değişime girmediğiniz zaman insanların değişmesi bir şeyi değiştirmiyor yani Sayın Cumhurbaşkanımız Evet arabayı aldı, arabanın camları kırıktı, arabanın döşemesi yanmıştı, arabanın kaportosu göçmüştü, aldı kaportayı düzeltti, döşemeyi değiştirdi, camları taktı. Aa kardeşim motor aynı motor, motorda sorun var ve motorun gittiği yolda yanlış. Motoru değiştireceksin ve yol değişikliğine gitmek zorundasın mevcut yapının içerisinde bu şu andaki artışlar bakın göreceksiniz bu faiz oranlarıyla paraleldir pahalılık oranları ya yani biz orada sayın cumhurbaşkanımıza sonuna kadar katılıyoruz yani aslında bu pahalılık size göre sistemin getirmiş olduğu doğal bir süreç mi hayır doğal diyemem buna ya hani bu sistem bu sistem bu siz bunu kabul Alın ediyorsunuz yani. siz bunu değiştirebilirsiniz bütün güç elinizde. yani temel olarak da bir argüman kullanıyorsunuz diyorsunuz ki bunun sebebi e, enflasyonun sebebi yani bu pahalılığın sebebi faizdir diyorsunuz e, Sayın Cumhurbaşkanım. Hem böyle söylüyorsunuz hem orta vadeli bir program açıklıyorsunuz. İçinde bu kadar faiz var. 4 yılda ödenecek 1 trilyon 55 milyar lira. E siz tutturamazsınız ki. Yani Merkez Bankası'na Sayın Cumhurbaşkanımız kızıyor. Ben de katılıyorum. Peki ki, ne yapsınlar? İşte kastetmiş olduğum esas söyleyeceğim şey Modelde yani finansal sistem para sisteminde modelde bir değişikliğe gidilmesi lazım. Ne gibi? Biz orada ya. mevcut para sisteminin borç olarak başlatılması son derece tehlikelidir. Yani siz bir defa devlet olarak şu anda yapmış olduğunuz müdahaleyi finansal sistem anlamında da milletinizi ve devletinizi koruyacak bir yeni paradigma ortaya koymak zorundasınız. Nedir mesela? Şu anda bir avuç zümre. Bütün yasalar ona göre düzenlenmiş, para sisteme tepeden giriyor, para sisteme tepeden maliyetli giriyor, borç olarak giriyor ve bu bütün son nihai ürünün üretilmesine kadar bu maliyetler son alıcıya yansıtılıyor. Toparlayalım. Ve bu yansıtılırken aynı zamanda işin en büyük tehlikesi şu, ya devletiniz de bu paraya maliyetli ulaşıyor bir yandan, o maliyetli ulaştığı zaman da o da vergi yoluyla giderlerini e, topluyor onları da getiriyor halka yansıtıyor. Vergi de halka yansıtıyor. Yani neticede başlatılan finans sistemi bir bütün ekonominin hareket etmesi anlamında bir yanlış başlangıcı var. Bu yanlış başlangıcının modelsel bir değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Şey nedir yani, o model? O modele biz doğal ekonomik denge diyoruz. Doğal iktisat dengesi diyoruz. Orada mizan ve ölçü denkliğinin korunması diyoruz. Mizana biz mal ve hizmetin ekonominin içerisinde döngüsel olarak e, halkın ihtiyaçlarını temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şekilde bir rahatlık içerisinde de aynı finansman e, desteğiyle bunun döndürülmesi lazım. Ama bu finansman tepedeki insanlara gidiyor. Bu finansman ihtiyaç sahibi olan insanlara da akması lazım. Şimdi marketler dolu, e, i̇nsanlar ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yani aslında bir ekonomik durgunluk da var. Bu fark edilmiyor. İnsanlar zaten alamıyor. İhtiyaçlarını da karşılayamıyor burada. Sebep? Çünkü o paraya ulaşamıyor. Ulaşan nasıl ulaşıyor? Maliyetli ulaşıyor. E bugün o kredi kartından alıyor, o kredi kartını ödemeye çalışıyor. E bugün kobiler ülkenin ekonomisini esas %90-95 ayakta tutan kobilerdir. E bunların şu anda borcu 850 milyar yine kredi alıyor, destek krediler alıyor, gidiyor, faizi ödüyor. E bu mümkün değil ki ayakta duramaz ki. Ya e burada bir hastalıklı bir şey var. Reel sektör mahkum hale gelmiş. E tüketiciler ihtiyaçlarının e, ihtiyaçlarını karşılamada Peki, diğer konu bu konu süreçte da da yine ekonomideki bu yine borç sonra. olarak ulaşıyor meseleye. Dolayısıyla Emin Bey'in ifade ettiği mikro düzlemde son derece önemli tedarik zinciri ama onu destekleyecek makro planda temel bir parasal sistemin revize edilmesi lazım. Sağ ol. Eğer söyleyecekleriniz varsa da ikinci bölümde tamamlayabilirsiniz. Abdülkadir Bey sesim geliyor değil mi? Geliyor gayet iyi geliyor evet. Siz temel problemi nerede görüyorsunuz? Üretimde mi? Girdi maliyetlerinde mi? Yönetimde mi? Yoksa bir takım kötü niyetli kişilerin girişimi mi? Bakış açısınız evet. ya da ne bileyim temel e, sorun Tabii şöyle, görelim. Yani aslında bu meseleleri konuşurken sorunu kökeninde ele almadığımız takdirde neticeler üzerinden yapılan değerlendirmeler aslında bu sorunu Biraz çözmeye mahsus değerlendirmeler. Biraz arkadaşlar. E, olmayacaktır. Şimdi hastalık üreten bir sistemden bahsedildi. Hastalık üreten bir sistemin yine kendi içinden üretilen şeylerle bu hastalığı tedavi edebilmek hiç şüphesiz mümkün değildir. Şunu açıkça söylemek isterim ki bugün ee, yani hayat pahalılığı olarak karşımıza çıkan şey, gıda enflasyonu olarak karşımıza şey, çıkan şeyin altında e, hakikaten yürütülen e, yani yanlış politikaların, özellikle problem üreten bir sistemin olduğunu görebilmek mecburiyetindeyiz. Yani burada olan herkes çok iyi bir şekilde bilir ki, merhum Erbakan Hocamızın bir sözü vardır. E, der ki, e, kökü bozuk olan bir yaprağın, bir ağacın yapraklarını temizlemekle o ağacı iyileştirebilmek mümkün değil. Bu ağacın köküyle ilgili problemleri net bir şekilde müzakere etmek durumundayız. Bakın özellikle 20 yılda Türkiye'de hakikaten üretim ekonomisinden çok ciddi bir şekilde uzaklaştı ve bunun yerine özellikle ülkemizde çok ciddi bir özelleştirme furyası kampanyası yürütüldü. Bakın ilk özelleştirme Türkiye'de 1985 yılında gerçekleşti. 85'ten günümüze 70 milyar dolarlık bir özelleştirme gerçekleştirilmiş oldu. Yani mevcut hükümetten önce 8 milyar dolarlık bir özelleştirme yapıldı. Ancak son 20 yılda mevcut hükümet döneminde üzülerek ifade ediyorum ki 62 milyar dolarlık bir özelleştirme gerçekleştirildi. Ne demek bu? Biz fabrikalarımızı özelleştirdik. Üretime dayalı alanlarımızı terk etmek durumunda kaldık. Çimento, gübre, şeker, halı, alüminyum fabrikaları gibi birçok fabrikamız kapandı. Ve bu ürünlerde kendi ihtiyacımızı karşılayamaz noktasına bizi getiren bir tüketim ekonomisi bu özelleştirmelerle beraber de tatbik edilmiş oldu. Bu birincisi. Bir diğer ikincisi özellikle ülkemizde yıllar boyu uygulanan faiz politikaları ülkemizin fakirleşmesine, ülkemizin yoksullaşmasına işte bugün marketlerde karşımıza çıkan sorunların ana ve temel sebeplerinden bir tanesidir. Bakın Türkiye'de her ne hikmetse birçok problem yaşandı, birçok sorunlar yaşandı. Yani Türkiye'de her şey değişti ama değişmeyen bir şey varsa o da bu ülkenin kasasından her yıl insanımızın alın teri, insanımızın emeği, insanımızın gözyaşlarıyla ortaya koymuş olduğu emekleriyle ürettiklerini ülkede bir avuç tefeci, bir avuç faizci ve rantiyeci sınıfa kaynakların aktarılması problemidir. Bakın bu verilere baktığımız zaman henüz geçtiğimiz yıl 2000 21 yılı içerisinde 180 milyar lira para faize aktarılmış oldu 2020 yılında bu rakam 138 milyar liraydı Dolayısıyla bu özelleştirme meselesi bir Diğer taraftan da faizci politikalarla birlikte ülkemizin kaynakları faizci e, lobilere peşkeş çekilmek suretiyle şu anda yaşadığımız yoksulluk Aslında adım adım yürütülen politikalar neticesinde karşımıza çıkmış oldu. Diğer taraftan özellikle biz elbette ki ülkemizde yatırımlara kesinlikle karşı değiliz. Ülkemizde yani biz ülkemize yapılan iyiliklerin, ülkemiz adına atılan bir adım için elbette ki dua ederiz. Buna destek oluruz. Ama yapılan yatırımlar eğer plansız bir şekilde yapılırsa ülkemizin kaynakları bu plansızlık neticesinde heba edilirse Elbette ki bu problemleri yaşamamızda kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla ülkemizde özellikle son süreçte yap, işlet, devret modeliyle birlikte hakikaten akla ziyan e, bazı garantilerin verilmesiyle birlikte havalimanlarında, hastanelerde, yol ve köprülerde verilen garantilere kavuşulmaması ve bunun neticesinde de devletin çok ciddi bir şekilde zarar edeceği plansızlığın neticesinde de Bugün bu maliyeti de aslında hep birlikte yaşıyoruz. Bakın e, Kütahyada bir Zafer havalimanı yapıldı. Bu Zafer havalimanı için 2019 yılında 1 milyon 200 bin yolcu garantisi verilmişti. Sadece 82 binde bu sayı kaldı. Yine 2020 yılında 7.400 de bu sayı kaldı. 2021 yılında da şu anda ciddi bir şekilde bu havalimanı üzerinden. Anadolu e, zarar ettiriliyor. Devletimiz zarar ettiriliyor. Ve ilk 9 ayda 2021 yılının ilk 9 ayında 5 milyon euro zarar etmiş olduk. Geçtiğimiz yıl 6 milyon euro zarar etmiş olduk. Yine daha önce e, Osman Gazi Köprüsü'nde aynı şekilde şu anda çok ciddi zararlarla karşı karşıyayız. Bakın bugün birçok ilimizde e, Trabzon'da Rize'de şu anda bir havalimanı yapılıyor. Yani 1 milyon 1 milyon 300 bin gibi kapasiteyle bu havalimanları çalışırken Bayburt'ta 80 bin nüfusumuzun olduğu Bayburt'ta 2 milyon kapasiteli bir havalimanının yapılması. Elbette ki bunlara biz kesinlikle karşı olamayız. Ama bunlar yapılırken kar zarar hesabı yapılmadan yani bu meselenin ne getirdiği ne götürdüğü üzerinden bir hesaplama yapılmadan yani e ee, devlete zarar ettirilen bu yatırımlarda elbette ki ülkemizi bu duruma sürükleyen önemli süreçlere hepimizi sevk etmiş oldu. E diğer taraftan biz elbette ki e, petrol zengini bir ülke değiliz. Dolayısıyla siz üretmediğiniz zaman, siz bir tek tüketim ekonomisi, faiz ekonomisi tatbik ettiğiniz zaman burada en önemli gelir kaynaklarınızdan bir tanesi ne oluyor? en önemli gelir kaynağınız vergiler. Bugün özellikle vergilerle hakikaten bugün üreticinin en ciddi problem yaşadığı alanlardan bir tanesi. İnsanlarımızın özellikle sırtında bir kambur oluşturan hususlardan birisi de hiç şüphesiz vergi politikaları. Bakın bugün neredeyse bütçenin %70'i vergilerden e, tekabül ettiriliyor. 2020 yılı bütçesinde 983 milyar lira vergilerden oluşturuldu. 2019 bütçesinde 820 milyar öncesinde 738 milyar gibi her geçen gün bu vergi yükü de insanımızın omuzlarına, ülkemizde üreticimizin de, sanayicimizin de, vatandaşlarımızın da omuzlarına bu vergi yükü, adaletsiz vergi yükü yüklendiği zaman Abdülkadir Bey o bir araya gelebilir miyim? Karşı Dolayısıyla bugün hayat pahalılığı diye ortaya çıkan hadiselerin aslında sebeplerini bir faizde görmediğimiz zaman, plansız yatırımlarda görmediğimiz zaman, özelleştirme politikalarında görmediğimiz zaman... Abdülkadir özellikle... Bey sesim geliyor mu? E, geliyor, evet. Çok gayet özür dilerim, geliyor. kestim. Ee, kendi açınızdan bir şablon çizdiniz, bir... Çerçeve çıkardınız ve genel olarak da size göre olan yanlışların altını çizdiniz. Konumuzda evet. özellikle fahiş fiyatlar. Saadet Partisi iktidara geldiğinde bugün sütü 7 liraya içiyorsam bir hafta sonra siz iktidara geldiğinizde nasıl 4 liraya içeceğim? Ne yapacaksınız mesela? Yani e, Bunun için önce tabii Saadet Partisi'ni iktidara getireceğiz hep birlikte. Ee, tamam. Ondan sonra İnşallah... bunun hesabını da elbette <laughs> olur. Ama ne yapacaksınız da <laughs> benim 6 yaşındaki oğlum 4 liraya süt içecek? E, ben, de ben de bir paket alacağım, 3 paket etmiş alacağım. Etmiş olay... Efendim? Ben bugün bir paket alabiliyorsam Saadet Partisi geldiğinde bana nasıl 3 paket süt aldıracak? Çözümünüz üç ne? 3 paket süt aldıracak. Tabii şimdi aslında yani bu sorunun cevabı çok basit, şöyle basit. Erbakan hocamız bir şeyden bahsederdi. Derdi ki bir kişi ekmek aldığı zaman o ekmeğin üçte biri faize, diğer üçte biri vergiye yani e, verdiği paranın diğer üçte biri kadarıyla sadece ekmek alabiliyor. Şimdi dolayısıyla siz vergi politikalarını düzeltmeden, vergi politikalarını düzeltmeden üretime dayalı bir ekonomi modeli oluşturmadan Adil bir ekonomik düzeni faizsiz bir modeli tatbik etmeden e bugün bu sorunlardan kurtulabilmeniz mümkün olmaz. Dolayısıyla bir Saadet Partisi olarak vaat ettiğimiz şey, e, hakça paylaşıma dayalı, gelir dağılımında adaleti sağlayacak, faizsiz adil bir ekonomik düzeni vaat ediyoruz. Bakın bugün özellikle karşımıza çıkan işte marketlere gittiğimizde yaşadığımız problemlerden en önemlilerinden işte bahsetmiş olduk ve bununla birlikte bugün emin olun altını çizerek söylüyorum ki bugün faize bulaşmamış, faize bulaşmamış tek bir çiftçimiz, krediye bulaşmamış tek bir çiftçimiz, üreticimiz dahi kalmamıştır. E, dolayısıyla... Kadir Bey, önemli bir konuya dikkat çektiniz. Bunu da ee, ikinci bölümde konuşalım de bunu... mı sizinle? Evet, Yine buyurun. bu konuyu özellikle çiftçiler buyurun. üretim konusunu... Ki diğer konuklarıma da söz vereyim. Kusura bakmayın lütfen. İkinci bölümde yine bu konu çerçevesinde size döneceğim inşallah. E, müsaadeniz olursa hemen iki cümleyle ben toparlamış tabii, olayım. Tabi tabi hemen lütfen. Tabi yani şöyle bugün yani siz süt alacaksınız süt üreticisi faize bulaşmışsa krediye bulaşmışsa e, dolayısıyla yaşadığımız bu problemler kaçınılmaz. Özellikle üreticilerin, çiftçilerimizin girdi maliyetleri mazot, gübre, üre yüzde yüzden daha fazla zamlandıysa e bunun hesabını hep birlikte marketlerde veriyoruz. Bu maliyetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla biz Saadet Partisi olarak bir hafta sonrası için olmasa da biz Saadet Partisi olarak hakça paylaşıma, yani çiftçimizin de yüzü güldüğü, üreticimizin de tüketicimizin de yüzünün güldüğü, kimsenin bankalara mahkum edilmediği, kimsenin faize mahkum edilmediği, insanımızın onurlu ve müreffeh bir şekilde yaşadığı Türkiye'yi vaat ediyoruz. Eğer bunu sağlayamazsak da bunun hesabını sormak için de her türlü şeyi yapabilirsiniz. Buna da açıyoruz elbette. Peki. Dediklerinizi Erbakan Hoca denemişti ama e, maalesef özellikle o havuz ve faiz sistemine karşı durduğu için darbeyle alaşağı edilmişti. Teşekkür ederim. İkinci bölümde tekrar döneceğim inşallah. Ali İhsan Bey çeşitli notlar aldınız. Herhalde cevap vereceksiniz. Ben soru sormayayım. <laughs> cevap hakkınıza evet, böyle so kullanırım. Sormazsanız memnun olurum. Çünkü tamam. Genel olarak da bir değerlendirme yapmam gerekiyor. Saadet Partisi Milletvekili Abdülkadir Bey. Vergi politikası dedi en sondan başlayayım. Vergi politikası daha şu an mecliste görüşülen hı hı. 850 bin esnafın 240 bin liralık cirosunu vergi muafiyeti getiren bir kanun var. Buna bir destek bekleriz. Ben şahsen şimdi vergi <laughs> politikaları evet ben de diyorum ki katlarca ama şimdi AK Parti iktidarı bir olumlu adım atıyorsa bunu da zikretmemiz lazım ve mecliste olması hasebiyle de Sayın Abdülkadir Bey'in de bu kanuna destek vermesi lazım. Ama belki de şöyle yapacaklardır. E 850 bin esnaf değil de 240 bin liralık ciro değil de 500 bin liralık ciro muaf olsun. E bu yönüyle belki olumlu bir katkıda bulunabilirler. Ama ee, Kütahya Zafer Havalimanı'nı sürekli dillendirilmesini ben doğru bulmuyorum. Şu açıdan doğru bulmuyorum. Türkiye genelinde verebildikleri tek örnek orası. Gerçekten hatalı bir işlem yapılmış. Yani Ali İhsan Bey ben evet. şunu ifade edeyim. Akit gazetesi daha önce Osman Gazi Köprüsü ile ilgili ben yanımda da getirdim. Bir haberi var burada. Yani zararıyla ilgili Osman Gazi Köprüsü'nün zararı da Akit gazetesi tarafından bizzat ifade edildi. Elbette ki bunları söylememiz düşmanlık etmek ya da füsumet etmek için değil ama sorunu tespit edeceksek... Bunları da görmezden gelerek çözemeyiz. Bundan dolayı kanaatlerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Ali Sami, havalimanı özelinde söyledi herhalde. Tek havali... Hayır, şimdi Osman Gazi'yi de söyleyebilirim. Zarar ettiği zaman zarar ediyor diye haber verebiliriz. Ama bir ay öncesinde de, evet. iki ay öncesinde de Sayın Bakan açıklama yaptı. Bu sene özellikle de Kurban Bayramı'na denk geliyordu. objektif olmamız lazım. Yani Kurban Bayramı'nda insanlar akın akın yaz ayında... İzmir'e gidiyorsa, Ege sahillerine gidiyorsa onu sanki bütün yıla sarıymış gibi anlatmamız doğru olmayabilir. Ama Osman Gazi Köprüsü o garanti edilen rakamı tutturdu. Yaz aylarında tutturdu. Ha, kış aylarında tutturamayacak ama gerçeği tam olarak verelim. Bir başka bilgi daha vereyim. Osman Gazi Köprüsü'nü işleten firma biz burayı devretmek istiyoruz, satmak istiyoruz, başka işler yapacağız dedi. Türkiye içerisinde veya dünya genelinden bir tane Allah'ın kulu çıkıp da ya burası çok bedavaymış. Bedavaya 5 müteahhite verilmiş acayip para basıyor burası. Bir de garanti de verilmiş vesaire diyerekten bir tane Allah'ın kulu gelip de oraya talip olmadı. Çin de dahil bu işe. Demek ki öyle söylenildiği gibi değil bu. Maalesef ki maalesef mecliste milletvekilliği yapan ben hayret ettim. Müsavat Dervişoğlu İyi Parti'nin yetkili bir ismi Osman Gazi Köprüsü 10 milyar dolara verildi diyor. Ya 10 milyar dolar. Baktım rakamlara 1 milyar dolar. 1 milyar doları 10 milyar dolar diye meclis tutanaklarına geçecek konuşmalarda söyleyen maalesef milletvekilleri var bu ülkede. Ondan sonra halk ne diyor? Ya peşkeş çekirdi. Şu yapıldı, bu yapıldı diyor. Biz doğruyu söyleyelim. Hele hele milletvekilliği yapan isimlerimiz ya Kütahya Zafer Havalimanı yapılırken bir kere siz burayı Kütahya'yı Afyon vesaire bunu ortak bir alan olarak görüp işte Avrupa'dan da şu kadar gurbetçimiz vesaire gelecek diye düşünüyorsunuz. Buradan buraya intikal olur diye bu planlamaları yapıyorsunuz. Ama bunun bir de şöyle bir yönü olabilir mi diye hatırlatma yapılır canımız kurban. Ama şimdi İstanbul Havalimanı'na da karşı çıkanlar Abdülkadir Bey'i katmıyorum ona ama CHP'lileri katıyorum. CHP'liler İstanbul Havalimanı efendim ne gerek var? Burada rüzgar ters eser. Karadeniz'in sahilinde havalimanı mı olur? Uçaklar kalkamaz, kalkanlar inemez diyenler. Şimdi çifter çifter uçaklar inip kalkıyor oraya. Çifter çifter. Hatta üçer üçer inip kalkacak. E şimdi her şeye karşı çıkmaktansa sanki bütün Türkiye'deki havalimanları zarar ediyormuş gibi bir algı oluşturacağımıza doğruyu söyleyelim. Zafer Havalimanı gerçekten zarar ediyor diyelim. 5 milyon avro avro zarar ediyor ama İstanbul Havalimanı da neredeyse kara geçiyor. Yani şunun şurasında 2 yıl oldu. 2,5 yıl oldu. Bunu söylerken yandaşlığı zirveye taşımayalım. Atatürk Havalimanı İki yıl önce bırakıldı. Oraya da bir tazminat ödendi. O tazminatı da söyleyelim. Diyelim ki ya iki yıl değil, iki yıl sonra burada başlatsaydınız, o iki yıllık tazminatı da orada ödenmeseydi, karşımızdaki kişi de desin ki bana, ya iki yılda biz orayı İstanbul Havalimanı'nı erken faaliyete geçirerek şu kadar fazla ciro yapıyoruz. Bunların hepsini tartışalım, iyi niyetle tartışalım, samimi bir şekilde tartışalım. Ve e, kar zarar hesabı yapılmadan dedi Sayın Milletvekili, e buna kimse inanmaz. Yani kar zarar hesabı yapılmadan kim neyi yapar? Öyle ince hesaplar yapılıyor ki, geçen gün Sayıştay raporunda var, diyor ki diğer garantilerde Avrasya Köprüsü'nde verilen garanti şu 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 esaslara göre yapılmış. Yavuz Selim Köprüsü'nde ise şuna göre yapılmış. Diğerinde ise buna göre yapılmış. Bunlar arasındaki farklar izah edildi. Neler neler var. Yani bir şeyi açtığınız zaman 500 sayfalık anlatımla karşı karşıya kalıyorsunuz. Öyle oturdunuz, tombala çekip ya ne yapalım Ama Avrasya Kültürü şöyle yapalım. E, aynı zamanda kit komisyon üyesiyim. Yani Sayıştay sayı raporları bizlere ulaşıyor. Bunların hepsini de inceliyoruz. Elbette ki yani siyaset ahlaklı bir siyaseti veriye dayanarak yapmak durumundayız hiç şüphesiz. Ama yani tünellerin birçoğuyla ilgili ben bunu ifade etmedim. Zarar ettiğine dair raporlarda bunlar geçti. Belki bazı aylar yani kar ediyor olabilir ama yıllık genel totale vurduğumuz zaman burada bir takım zararın olduğunu görebilmemiz mümkün. Ben yani arzu ederseniz onları da ulaştırabilirim. Ama burada yani yani burada söylemiş olduğumuz hususların yani doğru olmadığını ifade etmek açısından söz almak istedim. Peki. Tabii burada bir şey daha ekleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün ve dün Mersin'de yanılmıyorsam nakliyecilerle ilgili bir toplantılara katıldı. Orada görüş alışverişinde bulundu ve şöyle bir şeyi dillendirdi. Ya İstanbul'da işte şu köprülerden falan geçişe izin verilmiyor kamyoncular için. Ya şimdi İstanbul'da yaşayan insanlar Bunlar kahkahalarla güler ya. Kamyonlar eğer birinci köprüye girmeye kalkarsa şu an Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya geçenler sabahleyin, akşamleyin bir buçuk saatte geçiyorlar. Evvelden Yavuz Selim yapılmadığından önce, Marmara yapılmadan, Avrasya ya Tüneli yapılmadan önce iki buçuk, üç saatte geçiliyordu ki bundan sekiz sene öncesinden bahsediyoruz. Bugün artık Avrasya Tüneli olmasa, Yavuz Sultan Selim Köprüsü olmasa eğer kamyonları serbest bir şekilde siz birinci köprüye ikinci köprüye geçebilirsiniz dediğiniz an o insanlar iki buçuk üç saatten önceki ki bunların içinde memurumuz var, işçimiz var, geri gelir Peki. doktorumuz var, serbest meslek mensuplarımız var. Dolayısıyla bunları biraz daha insaflı olarak doğru noktadan eleştirimizi yapalım. Ama kamyoncular birinci köprüden geçemiyor. E geçemeyecek kardeşim. Çünkü önceliğimiz bizim kamyon değil. Önceliğimiz belki toplu ulaşım, ondan sonra belki özel binekler, e ondan sonra eğer bir rahatlık varsa gelsin, geçsin tabii. Peki, teşekkür ederim. Tabii konumuz fahiş fiyatlardı Sayın Milletvekili. No, e, var ama. Yani tabii. siz eğer o kamyonlar birinci köprüye mahkum ederseniz kişi bir malı getirdiği zaman, Burada Avrupa yakasına geçirmek istediği zaman bir gününü yolda geçiriyorsa onu maliyete ekleyecek demektir. Eğer Yavuz Selim Köprüsü'nden biraz yüzde %30 daha pahalıya ama 2 saatin içerisinde getirebiliyorsa ona göre de maliyeti daha düşük olacaktır. Peki Kenan Bey? Fahiş fiyatlar daha çok üretime dikkat çekiyor. Hani üretim az çiftçi desteklense bu sorunlarla karşılaşılmaz ama çiftçi de diyor ki ben 1 liraya satıyorum sen aynı ürünü manavda 13 liraya satıyorsun ya da 10 lira 8 lira nasıl oluyor bu iş bir de böyle bir problem var şimdi böyle basit bazı sloganlarla e, meseleyi izah edersek o zaman işin içinden çıkamayız yani tarladaki ürün kendiliğinden e, manava ya da efendim kasaba ya da ne bileyim işte ...markete, şarküteriye gitmiyor. Kendiliğinden e, o e, oturduğumuz sofraya gelmiyor. Yani o bir üretim, aynı zamanda lojistik, aynı zamanda takdim süreci. Yani bütün bu takdim süreçlerini atlayarak burada çalışan insanları... ...burada sarf edilen emeği, enerjiyi, efendim yapılan yatırımları, alınan riskleri göz ardı ederek... E, orada kimi suçlayacağız? Yani kamyoncuyu mu suçlayacağız? Marketçiyi mi suçlayacağız? Markette çalışan insanın almış olduğu ücreti mi efendim burada hedef göstereceğiz. Şimdi burada işin kolayına gitmeden makul mantıklı yapıcı bir biçimde e, bir kritik yapmamız gerekiyor. Yani kritik kötü bir şey değildir. Eleştiri kötü bir şey değildir. Yani eleştiriyle kara propagandayı, efendim tazifi, tahkiri, alayı bunları ayırt etmemiz gerekiyor. Ortada bir sorun var. Yani Cumhurbaşkanı da bunu itiraf ediyor. Diyor ki yani hayat pahalılığı var diyor. Ama burada yanlış olan şey beş market gibi herkesin kamuoyu tarafından bildiği bir diyeyim ki sektörü suçlayıcı ya da hedef gösterici bir ifadenin kullanılmaması gerekiyor. Orada biraz daha psikolojik bir şey mi var? Konuyu açayım. Mesela o kooperatif markete gidiyor. Ee, işte araba dolduruyor. Gayet de makul fiyat varmış. Sanki bir gönderme makul fiyat var. yok. Bin lira. Yani ben markete gidip... Sayın diyor. Tamam. Evet. Bin lira ödedi. Bin üç lira ödedi. Ben ya, gitsem... Diğerine bin... göre daha iyi diyor burası. Herhalde o anlamda dedi. Makul ama ama dedi. yani... Biraz bu, psikolojik mi yani bu hamlesi? Ya psikolojik de olabilir ama bakın bu psikolojik etki 3 gün sürer, bilemediniz 10 gün sürer. Şimdi biz bu enflasyon meselesini, yani daha açık bir ifadeyle hayat pahalılığı meselesini, yani 3 yıldır, 4 yıldır tartışıyoruz. 3 yıl önce ekranda ne söyleniyordu? Gıda terörü deniliyordu. Değil mi? Yani bir takım insanlar patatesleri Nevşehir'de, Kırşehir'de, efendim Bolu'da, stokluyorlar, piyasaya vermiyorlar ve bunlar bizi perişan ediyorlar. Yani evet, böyle bir... 8 liraydı ama. E, neyse yani. Ama, değil ama 8 liraydı. Bir dakika yani bir dakika ben söyleyeyim. Yani bir dakika ama 8 liraydı. Altını çizelim. Şu an 2 lira. Ya 8 lira da olur, 15 lira da olur. Yani 15 eğer... lira olursa gıda terörü olur işte. Bir dakika. 2 liralık şeyi 8 liraya satarsan terör Değil olur. efendim 2 liralık şey diye bir şey yok. Yani... 2 lira değil mi şu an? 3 lira patates. Bakın şu anlık değil. Yani mevsim gelir. Şey Alisan Bey, bir saniye bak Cüzluk bak. Alisan Bey, bu 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 yani e, meseleyi anlamaya dönük bir şey olmaktan çıkıyor. Mevsimi olur. Bir dönümden bir ton alırsınız. Mevsimi olur beş ton alırsınız. Dolayısıyla üreticinin o sene yağış durumuna göre, toprağın verimliliğine göre, piyasaya arz durumuna göre fiyatlar aşağıya da iner, yukarı da çıkar. Yani bu borsa gibi bir şey bu. Fındık fiyatları da böyledir. Çay fiyatları da böyledir. Efendim Güney Latin Amerika'dan ya da Afrika'dan ithal edeceğiniz muzun fiyatları da böyledir. Petrol fiyatları aşağı yukarı oynamıyor mu? 50 doların altına inmedi mi? 110 doların üstüne çıkmadı mı? Bir, bir varil petrolden bahsediyoruz. Bir varil petrol. Yani Irak'ta üretilen belli. Suudi Arabistan'da, efendim Rusya'da, Efendim Amerika'da üretilen belli değil mi? Ama bakın ona rağmen petrol fiyatları aşağı yukarı dalgalanıyor. Her akşam biz petrol fiyatlarına ilişkin ibreyi görüyoruz. Aşağı mı yukarı mı? Dolayısıyla yani nasıl oldu da 2 liralık şey 8 lira oldu? Böyle bir soru sorulmaz. Gün olur bir tane ağzınıza takacağınız maşkayı bulamazsınız. 5 lira ödemek zorunda kalırsınız. Ama gün olur adam ürettiği balı satamaz, iflas eder. Şimdi böyle anlık değerlendirmeler yerine geniş bir resim çekmek durumundayız. Sadece resim de yetmiyor. Yani baştan sona doğru bir diyelim ki videoyu da bir filmi de izlememiz gerekiyor. Şimdi burada Türkiye'de tartışılan bir takım şeyler var. Yani Türkiye belli kalemlerde dışarıya muhtaç bir ülke. Doğalgaza efendim bir petrole bir size 5 dakika borçlu olayım. Dönüşte tamamlayayım. Evet. Olur. Mu? Yani doğalgaza, petrole, elektriğe ilişkin biz dışarıya çok büyük bir oranda bağımlı olduğumuz için dolar kuru üzerinden, euro kuru üzerinden bazı e, diyeyim ki emtiaların yukarı aşağı doğru sarsılması olağandır. Türkiye bunu nasıl dengeleyecek bunu konuşmamız gerekiyor. Peki kısa bir reklam, reklam dönüşü tekrar karşınızdayız. Başka açıdan ikinci bölümüyle devam ediyor. Birinci bölümde fahiş fiyatları konuştuk. Kenan Bey'in süresi var bende tamamlayın lütfen buyurun. Ya bu enflasyon hayat pahalılığı meselesini yani ciddi almak, kalıcı tedbirler geliştirmek durumundayız. Tabii yani temelden bir takım tedbirler alıncaya kadar geçici bir takım tedbirler de alınmak durumundadır. Yani hükümet ıstık çalıp gezecek halde değil. Yani bir şikayet varsa, bir talep varsa bunları karşılayacak. Şimdi bunları karşılamak için de harekete geçecek. Ancak bu hareket tarzının e, Türkiye'ye nasıl bir maliyet getireceğini de e, düşünmek, hesaplamak durumundayız. E, şimdi e, kredi kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri için açılan bir takım marketler var. Bunların sayısı 500'ü geçmiş durumda. E, 6 aylık bir zaman dilimi içerisinde Türkiye'nin e, birçok bölgesinde e, en az 500 metrekare olmak üzere bir mağaza, bin mağaza öngörülüyor. Hı hı. Fakat ben şunu söyleyeyim. Yani bu hani hedef gösterilen marketlerden sadece bir tanesinin şubesi 11.500. 11.500. E diğerinin 11.000. Geriye doğru gidelim. Şimdi marketleri düşündüğümüz zaman. Bin tane market çok çılız bin mı? Bin tane market nedir? Neyi neyle rekabet edeceksiniz siz? Yani 50 tane ürünüm var, 70 tane ürünüm var. Neyle rekabet edeceksiniz? İki, şimdi bakın Siyasetin ve bürokrasinin karıştığı işletmelerde, Türkiye'de daha önceden bu oldu biliyorsunuz kamu iktisadi teşekküllerinde. Ahbap dost ilişkisi. Ahbap çavuş ilişkili olur, akrabalık olur, yarenlik olur, dostluk olur, hemşerilik olur, benim adamım senin adamın olur. Pahalıya aldık, ucuza sattık olur, devlet sübvanse etti olur vesaire vesaire. Yani biz bunları yaşamamış gibi yapmayalım. Dolayısıyla özel sektörü, özel sektörü denetlemek devletin, hükümetin, ticaret bakanlığının evet görevidir. Piyasa denetlenecek. Ama şunu da bilelim. Bu rekabeti denetlemekle mükellef. Hükümet denetlemesi gereken marketlerle rekabete girerse bu olmaz. Hı hı. Kontrol altına alması gereken asli mekanizma enflasyon mekanizmasıdır. Yani enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede Türk lirasının değerinin düştüğü bir vasatta devlet bu işe market açarak çözüm bulamaz kanaatimce. Bu birincisi. İkincisi de Türkiye hızla özellikle de tarımsal alanda üretici ülke olmaktan vazgeçip ithalatçı ya da tüketici ülke olma pozisyonuna doğru gidiyor. Yani köylerin boşalması, Arazilerin işlenmemesi... Tam o konuya gelecektim. Şöyle evet. o zaman hemen katkı vereyim. Son 15-16 yıllık süreçte yaklaşık 600 bin hatta daha fazla çiftçi bu meslekten çekilmiş. Ankara ve İstanbul yüz ölçümü büyüklüğünde tarım alanı terk edilmiş. Pandemi kuraklık derken... Niye o sayılara veriyorsunuz da toplam üretimi vermiyorsunuz? Yani buyrun, ben eğer... 21 milyon, 21 milyar şu kadar ton üretiyorsam, 10 milyon çiftçiyle yapacağıma, 8 milyon çiftçiyle aynı şeyi yapıyorsam, şuraya üretimi söyleyeyim, doğru, miktarları doğru, söyleyeyim. Tamam, şuraya gelecektim. Alanlar boş Alt, boş 615 alanlarda, avara kasnak dolaşacağımıza. 615 bin kişi de, tabii ben bunu misalen söylüyorum, çünkü yapacak işi yok. Bir de Anadolu, dan geldiğimiz için o çiftçiler İstanbul'da kapıcı olmaya geliyor varoşlar <laughs> diyoruz gece kondulaşma diyoruz asayiş diyoruz bir de bu yönden bakın Eyvallah yani şu an konuştuğumuz ama yani hayal kimdi yani problemlere neden oluyor Şimdi gayet şu sütü diyor bu bu alanda da yapılabilir burayı 10 bin metrekare de yaparsınız 10 bin metrekarede de aynı yayını yapabilirsiniz. ise hububatı niye dışarıdan alıyoruz? Bir bölümü. İşte mi? alıyor muyuz onları? Yani buğday alıyoruz. Daha geçen makarna ihraç ediyorsak Cumhurbaşkanlığı kararnamesini kararname'siyle biliyorsunuz bazı soya bazı hububat <laughs> ürünlerinin ithalatına izin veriyor. Çakallara işte fırsat vermemek için o ama burada şeyler Ama bu işte cezalandırılıyor. Ben sadece hesaplamayı yapmış olayım. Hadi yani ama bu tamam yine devam edebilirsiniz Kenan Bey. Yani şimdi burada evet. da çiftçi sanki cezalandırılıyor. Şimdi yani ithalat yaptığınızda öyle bir şey. Yani yani fırsatçılık ya da kara borsacılık dünyanın hemen her tarafında olur. Yani Amerika gibi bir liberal ekonomide de olabilir. Çin gibi işte güya hani sosyalizmi, komünizmi savunan Evet kapitalizme işte. mevcut hem bir ülkede de olur. Özür dilerim bu arada Ali San Bey tabii işlenmiş gıdalar makarna vesaire onlar artınca onların da ihracı var. Oo. Ya artınca değil. zaten ihrac, yani makarna piyasası hemen hemen dünyada Türkiye bir numara yani, gibi bir bu, durumu bu, var. bunu da söylemek. Onun için lazım. özellikle buğday ithal ediliyor ve hemen hemen rakamlar birebir örtüşüyor. Kenan Bey kusura bakmayın lütfen. Estağfurullah ama şimdi bu enflasyon niye yüksek o zaman? Ben onu bir anlayayım. Bu enflasyon niye yüksek? <laughs> Niye toplum mutfaktan şikayetçi? Niye markete giden insanlar yani ben 4 ay önce şunları 100 liraya alıyordum bugün 130 liraya alıyorum demek durumunda. Neden? Şimdi bakın yani bizim işimiz hani muhalefet partilerinin yapıp ettiği diyelim ki şu işte bağırtılara çağırtılara cevap vermek değil. Hükümeti desteklemek de değil. Yani makul mantıklı bir çerçevede sorunların kaynağını görmek ve çözümü üretmek durumundayız. Yani bunu yapamadığımız zaman, bunu söyleyemediğimiz zaman, hı hı. yani sadece kendimiz değil ülkeyi de açığa düşürmüş oluruz. Yani böyle bir vaka var. Yani vakanın çok boyutu var. Yani örneğin az önce dediniz ki hani birinci köprüden geçmesin. Tabii ki geçmesin. İkinci köprüden de geçmesin. Üçüncü köprüden geçsin. Ama üçüncü köprüden geçen bir araç artı 65 kilometre bir mesafeyi kat ediyor. Gelirken de 65 kilometreyi kat ettiğini düşün. Artı 130 kilometre demektir. Buna otoyolların ve köprünün de ücretini eklediğinizde ya bu ücretin bu faturanın bir yere yansıması lazım. Yani bunu nasıl öngöremeyiz? Örneğin ben birkaç sene önce 15 liraya Adapazarı'ndan İstanbul'a gelirken Bugün 70 liraya geliyor. Otobüste. Şimdi bunlar nasıl oldu? 55 liralık fark nereden geldi? E ben bunu bir yerden bulmak durumundayım. Yani şöyle diyemem ki ben ya bu Sakarya otobüs de çok çok işte efendim gözü açık gözü bilmem ne falan doymuyor filan diyemem. Alın gücünüz düştü yani. Yani ya adam otobüsü alırken şu kadar para ödüyor. Mazota şu kadar para ödüyor. Vergiye bu kadar para ödüyor. Yani ne yapacak yani kendi cebinden mi verecek? Nasıl olacak? Yani bu insanlar bir aile geçindiriyor. O firmada yüzlerce insan çalışıyor. Yani birçok bir, bir faktör var. Dolayısıyla bunları bizim e, soğukkanlı bir biçimde değerlendirmemiz gerekiyor. Ha şunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'de insanlar üretim araçlarına yatırım yapmaktan ziyade tüketim araçlarına yatırım yapıyorlar. Evet Türkiye'de böyle bir sorunu var. Yani adam üretmeden tüketmeye çalışıyor. Tatil kredisi diyor. Tüketici kredisi diyor. Doğru. Kredi kartlarıyla olmayacak işler yapıyor. Evet Türkiye'de kumar çok yaygın. Evet alkol çok yaygın. Gece hayatı çok yaygın. Çalışmayan insanlar bile borç parayla bunları yapmaya çalışıyor. Evet bunlar birer sorun. Toplumsal sorun ve bu toplumsal sorun maalesef giderek derinleşiyor ve kronikleşiyor. Fakat burada konuşacağımız mesele şu anda hayat pahalılığı ile ilgili biz ne yapabiliriz? Yani Diyelim ki marketlere gittik. Şimdi ne denildi? Tandim satıştan şu ürünleri atıyorum 10 kalem ürünü kaça aldık? Dinliyor ki 250 liraya aldık. Peki o adı geçen 5 marketten kaça aldık? Bakıyoruz ki yani 3 aşağı 5 yukarı birbirinden yakın. Bazına tanzim satışta ucuz, bazına da diğerinde ucuz. O zaman demek ki sorun bu 5 marketi hedef göstererek, onları itham ederek, onların üzerine şunu şunu vesaire bir takım baskı araçlarını, yasal baskı araçlarını harekete geçirerek olmaz. Bakın 3 sene önce zabıtalar ne yapıyordu? Pazar yerlerinde 3 kasa domates, 2 kasa biber satan insanları kameraları eşliğinde teşhir ediyor. Getir bakalım faturayı filan falan. Hadi bakalım bütün ekranlarda haber saatlerinde pazarcılara dönük bir öfke büyütülüyordu. Sonuç dediler ki biz tanzim satışlar kuracağız denildi. Doğru mu? Ne oldu tanzim satış çadırları? Niye yok? Hani madem o kadar güzel bir şeydi, hoş bir şeydi, olmadı. Yarın öbür gün tarım kredi marketlerinin de rafları boşalırsa, onlar da bir takım ürünler satamazsa ne olacak? O zaman yapılsın bu yapılsın yine ama bu Peki. ne kadar planlamaya uygun, ne kadar geleceğe dönük, 3 sene sonra, 5 sene sonra dönük bir projeksiyon tutuyor. Ben bunu merak ediyorum. Mikrofon bu yüzden diyorum de. ki... Kemal sadece Bey, şunu söylemek isterim. Çok kısa sizin mikrofonda herhalde küçük bir problem olmuş. Tamam, Hemen tamamlayın. Hı -hı. Tamamlayın. Yani sadece ya şunu de söylemek dersin. isterim. Yani e, çiftçinin de efendim işçinin de efendim esnafın da yani bir geçim kaygısının olduğunu, e, doğalgazdan, elektrikten, vergiden, kiradan, değil mi? Rekabetten pek. ciddi anlamıyla kaygısı olduğunu görmek Mecburiyetindeyiz. Yani bu insanları böyle sürekli hani bir zamanlar filmlerde olur işte aç gözlü hilekar bakkallar falan gibi göstermek doğru olmaz. Ne yapacağız? Marketleri kapatıp yeniden bir bakkallar sektörü mü açacağız? Yani ölüleri diriltmeye hiçbir kimsenin gücü yetmez. Bakkallar bir dönemin ürünüydü. İşlevlerini gördüler ve Peki. tamamladılar. Bundan sonra Peki artık süreç zincir marketler sürecidir. Küçüklü olabilir, büyüklü olabilir ama süreç artık böyledir. Emin Bey, şimdi ben bir ekleme yapabilir miyim? Hı -hı. Şimdi yol uzadı diyor Kenan Bey. Evet, uzadı. Bir de köprü ücreti ödüyoruz. Evet, ödüyoruz. Peki bunları söylerken karşı taraftan da diğer taraftan artıları söylemezsek objektif davranmış olur muyuz? Olmayız. Şimdi yol uzadı kamyon için doğru. Peki zamandan ne kadar kazandığını söylüyor muyuz? Söylemiyoruz doğru yapmıyoruz. Zamandan yani İstanbul'a gelip gitmesi eğer birinci köprüden gitseydi, eğer üçüncü köprü yapılmamış olsaydı belki bir günde bir sefer yapacak olan Sakarya'dan gelecek olan kişi şimdi iki sefer, üç sefer bile yapabilir hale geliyor. Yoldan kazanıyor, zamandan kazanıyor, öbür taraftan bütün toplum kazanıyor. Orada 100 tane kamyon geçecek diye binlerce, on binlerce. Ben geçtiğimiz gün bir karşıya geçmem gerekti. Emin olun en az 10 kilometre, en az 10 kilometre ikinci köprüde hem de hafta sonuydu. Ya insaf edin ya. Orası eğer kamyon girseydi bir kamyon İstanbul'a gidip gelmesi iki gün sürer, üç gün sürer ya. Gelip gitmesi iki gün sürer. Dolayısıyla bunların hepsini artısıyla eksisiyle... Sadece kamyoncu açısından da değil. O kamyonun tıkadığı köprünün üzerinden geçmek isteyen binlerce insanın da fazla yakıt yakması, vaktinin ölmesi. Bunların hepsini dikkate alalım. Peki. Emin Bey devam edelim. Ee, şimdi baktığımız... Biz şimdi burada şeyi konuşmuyoruz. Bu köprü niye yapıldığı konuşmuyoruz. Bu köprünün zararını da konuşmuyoruz. Bunu konuşmuyoruz. Konuştuğumuz şey şu. Yani Hani maliyetleri konuşuyoruz ya, maliyetler açısından bunu hesaba katmak durumunda değil miyiz? Bunu söylemek istiyorum. Elbette ki köprü Peki. yapılacak, elbette ki otoyol yapılacak, elbette ki diğer trafiğin sıkış için araçlar şehir dışından e, e, bir rota çizilerek Konu görebilecek. fazla bekletmeyelim, hemen Emin Bey'e döneyim. Şimdi benim anlayamadığım bir şey var. Üretim eksik diyorlar. Üretim tamam olsa da, ya bu üretim aslında kötü niyetli kişilerin eline gidiyor. Çiftçi kazanamıyor, diğerleri kazanıyor diyenler var. Kenan Bey konuya biraz daha farklı yaklaştı. Onların da maliyeti var dedi Kenan Bey. Dolayısıyla pahalı gelecek dedi o maliyet nedeniyle. Çiftçinin problemleri neler? Üretim problemleri neler? Bu tedarik zinciri dediniz az önce. Bunu direkt çiftçi fazla üretse direkt arada aracıları çıkarıp hani ya da en az aracıya indirgeyip bunu direkt tarladan e, bir sadece taşımayla taşıyıp büyük şeylere dağıtamaz mıyız? Avrupa'da bunu nasıl yapıyorlar? Hollanda mesela küçücük bir yer ama mükemmel bir şekilde üretim yapıyor ve gayet de düzgün. Onlar nasıl yapıyor? Biz de onlar gibi olamıyoruz. O konuya gelmeden evvel bütün bu konuşulanlar konusunda bir iki tane şey söylemek istiyorum. Hı hı. Bir kere çok sevmiş söyleyeyim. Ali İhsan Bey'in Fahrettin Altun'un yerine iletişim başkanı olsa çok daha başarılı olacağı kanaatindeyim. Çok daha somut örneklerle çok daha iyi anlatıyor konuyu. Şimdi konuştuğumuz birçok konu, bir birinci turda konuştuğumuz birçok konuda benim farklı görüşlerim var. Bu yapılan e, köprüler, tüneller, e, havaalanları vesaireleri konularında konuya çok yanlış bakıldığı ve yanlış anlatıldığı kanaatindeyim. Devlet de bunu, hükümet de bunu doğru dürüst anlatamıyor. Sonuç itibariyle bunlar e, maalesef bence doğru olmayan bir kamu özel sektör ortaklığı şeklinde yapıldı. Ve bunlar yapılırken e, konunun izahatı doğru yapılamadı. Konu nedir? Bir yol yapacaksınız. Bu yolun bir geçiş ücretini vesaireyi konuşmaya kalkıyorsunuz. Ama sonunda bu paranın geri öden bir borç alıyorsunuz, kredi alıyorsunuz. Bunu müteahhit üzerinden alıyorsunuz ama bunun geri ödemesini devlet hazinesinin garantisiyle veriyorsunuz. Sonunda borcu alan Türkiye'nin hazinesi yapılacak yol için alınan borcun e, borcun muhatabı Türkiye'nin hazinesi. Bunun bir ödeme planı var bir borç aldığınız zaman nedir bunun ödeme planı? Günde 65 bin vasıta 65 bin kere 10 doları çarpıyorsunuz 650 bin dolar. Bunu 365'ten çarpıyorsunuz. işte 200-250 milyon dolar tutuyor. Önümde hesap makinesi yok. 15 senede ödeyecekseniz de 3 milyar 750 milyon dolar 15 senede para ödeyeceğim diyorsunuz. Şimdi bunu böyle anlattığınız zaman böyle anlatırsanız orada sorulacak iki tane soru var. Bir, ihaleyi şeffaf olarak yapıyor musun? Hakikaten bu paranın maliyetinden beraber yolun maliyeti 3 milyar 750 milyon dolar mıdır? Bunu açık bir şekilde ortaya koy. Bunu özel kamu sektörü ortaklığı filan diye saklamaya kalkma. Açık bir ihale yap. İkincisi de bunu yaptıktan sonra işletmesini istersen devlet karayolları olarak yap. Bunlar evvel yapıldı. Yani biz senelerce İstanbul Köprüsü'nden de işte Boğaziçi Köprüsü'ne 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de diğer Ankara'ya gittiğimiz yollarda da devlet bunları işletti gayet makul fiyatlarda. Neden? Kendi harca yaptığı harcamanın bir kısmını sübvanse etti, bir kısmını da geçenlerden aldı. Biz bunu yanlış anlatıyoruz. Burada kar zarar diye bir şey yok. Burada alınan bir kredinin geri ödenmesi var. Bunun bir kısmını halktan aldığın parayla yapıyorsun. Halktan aldığın para yetmiyorsa da hazinenin kasasından ödüyorsun bu parayı. Burada ihale doğru fiyatlardan yapıldı mı? Bunu kimse bilmiyor. Bu maalesef gömülmüş, bilinmeyen bir hadise olarak ortaya kalıyor. Çünkü çok karışık bir şekilde sokulmuş. Bir kere bunu bir açıda kavuşturmak istedim. Kar zarar diye yanlış konuşuyoruz orada. Kar zarar var ise ihale fiyatlarının şeffaf olmamasından, ihalenin yüksek fiyattan yapılmış olmasından ortaya çıkmış olabilecek bir durum var. Ben kanaatimi de söyleyeyim. Hepsi çok pahalıya yapıldı. Hepsi. İstisnasız. Çeşitli sebeplerden. Yoksa yapılan yatırımlara ben şahsen bir iki tane hariç soru işareti var. Yapılan her şeyi de doğru buluyorum. İstanbul Havaalanı'nda doğru yapıldı. Bu köprüler de doğru yapılıyor. Yollar da doğru yapılıyor. Türkiye'nin bunlara ihtiyacı var. Doğru fiyattan mı yapıldı? O konuda çok ciddi tereddütüm var. İkinci bir konuya gelmek istiyorum. Çok güzel bir soru sordunuz. Sütü 7 lira yerine 4 liraya alabilecek miyim diye. Hayır hiçbir zaman alamayacaksınız. 7 liralık sütü. Neden? Sütü belki 6 liraya düşerse düşecek. Eğer sütü istediğiniz kadar almak istiyorsanız sizin gelirinizin artması lazım. Hı. Aksi takdirde bu fiyatların bir daha düşmesi kolay kolay söz konusu olmaz. O zaman geliri nasıl arttıracak? E i̇şte onu konuşacağız. Onu belki Ali İslam Bey'den konuşursunuz ama Türkiye'deki bütün gelirlerin artması lazım. <laughs> Şimdi esas vergilerle faizler meselesine gelmek istiyorum. Devlet Dünya kadar vergi topluyor. Neden topluyor? Kendi ihtiyaçları için. Bu ihtiyaç iki tane. Bir cari harcamaları var. Bir de onun haricinde yatırım harcamaları var. Yatırım harcamalarını daha ziyade uzun vadeli borçlanmak suretiyle yapıyor. Demin anlattığımız gibi. Geri kalanında cari harcamaları var. Bu cari harcamalardan bir takım kısıntılar yapılabilir mi? Hakikaten tasarruf yapılabilir mi? Buna çok ciddi bakmak lazım. Ee, Sosyal güvenlik kurumunun masrafları önemlidir. Çok önemli seviyededir. Bunu hiç yaman atmamak lazım. Evet emeklilikte yaşa takılanlar var, onlar var, bunlar var ama Türkiye'deki sosyal sistem dünyadaki birçok sosyal sistemden daha kuvvetli bir sosyal sistem. Bunu Türkiye lehine ve hükümet lehine müspet bir şey için söylüyorum. Yeterli bulamayabiliriz ama dünyadaki birçok birçoğundan da daha iyi. Biz Topladığımız vergilerin cari harcamalarından kısıntı yapıp yapamayacağımıza bakmamız lazım. Tabii göze çarpan israflar var. Bu israflardan bir kere sembolik de olsa kurtulmaya başlamak gerekiyor. Bu cari harcamalara bir bakmak gerekiyor. İkincisi bu faizler konuşuluyor. Şimdi ben e, Yunus Bey'in de Abdülkadir Bey'in de söylediklerini bunu 30 senedir konuşuyoruz. Bu faizleri nasıl indireceğiz biz? Bu faiz yükünden nasıl kurtulacağız? İşte gayet iyi söylediler. Orta vadeli planda 1 trilyonun üzerinde faiz ödeyeceğiz değil mi? Yanlış evet. rakam yanlış değilse. Bu daha da yukarıya çıkacaktır muhtemelen. Şimdi serbest piyasa ekonomisini uyguluyorsanız bu faizlerden faizleri düşürmenin çaresi başka. Serbest ekonomilerde vazgeçse serbest piyasa ekonomisinden vazgeçerseniz bunun çaresi başka. Şimdi Yunus Bey hiç iştirak etmediğim bir konunun altını çizip Döviz fiyatları bugün Ali Babacan bahsetmiş ki bugünün temelinde Ali Babacan'ın e, hataları de, devasadır. Yani devasadır bugünkü sistemin temelinde. Aynen katılıyorum. Temeli. Savunma anlamında söylüyorum. Evet, korkunçtur. <laughs> Ama döviz fiyatları Türkiye'nin enflasyonun en temel nedenlerinden biridir. Çünkü biz cari açık veriyoruz. Ve toplam her şeyinden beraber senede yanılmıyorsam 300 milyarın üzerinde bir ithalatımız var. Doğru mu? Bunu ihracatımızdan, e, turizm gelirlerinden beraber karşılaştığımızda devamlı açık veriyoruz. Bu açığın finansmanı lazım. Bunun haricinde de girdilerin çok önemli bir kısmı, başta enerji olmak üzere, girdilerin büyük bir kısmı dövize bağlı. Burada bir parantez açmama müsaade edin. Buyurun. Dış politikada her şeyin de böyle gizli yürütülmesinden de çok mutazarırım. Biz bundan bir müddet evvel 300 dolarlar civarında olan şeyden şikayet ediyorduk. Ee, doğal gaz fiyatları çok pahalıya alıyoruz Rusya'dan diye. Şimdi Rusya'nın gazı Hollanda'da 1000 dolar. Pahalıya alıyoruz dediğimiz şey 1000 dolara. Biz bugün kaç paradan doğal gaz alıyoruz bilmiyoruz. Bu olacak iş değil. Bizim Rusya'dan ithal ettiğimiz doğal gazın fiyatı nedir? Eskiden çok yüksek diye şikayet ettiğimiz ama bugün için çok ucuza gelen 300 dolarlar civarında mıdır? Yoksa başka bir yere mi geldi? Bilmiyoruz. Yine enerji fiyatlarında kayıp kaçak oranları, Diyarbakır'daki kayıp kaçak oranını sizler İstanbul'da ödüyorsunuz. Bu saçmalıklar çok kötü işler. Biz döviz fiyatları eğer serbest ekonomide kalıyorsak döviz fiyatlarının yüksekliği enflasyonun çok önemli sebeplerinden bir tanesidir. Bundan kurtulabilmenin çaresi çünkü bunu eğer serbest ekonomiden vazgeçersek serbest piyasadan yapılacak iş basit. Bazı ülkeler eskiden yapıyorduk bazı ülkelerde hala yapıyor. Faiz %2 derseniz dolarda 8,5 lira derseniz Doları 8 lira 52 kuruşa satanı yakalayıp papsa atarsınız. Eskiden öyleydi. 100 dolar cebimizde bulunduğunda problem çıkıyordu. Faizi de yüksek yapmaya kalkanı cezalandırırsınız, isterseniz de falakaya yatırırsınız. Bunu uygulayan hükümetler, devletler hala var ortada. Böyle bir şeyi mi tercih edeceğiz? Eğer böyle bir şeyi tercih etmeyeceksek bugün döviz fiyatlarını yükseltmeyecek bir faiz organizasyonu yapmamız lazım. Bu faizin düşmesi için de hakikaten piyas serbest piyasanın kurallarına uygun hareket etmemiz lazım. Nedir bu? Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, hukuk devletinin teşekkür etmesi, insanlara itimat verilmesi. Ben bunların illaki ben bunun taraftarım diye anlatmıyorum. Bu oyunun kuralı bu. Futbol oynarken basketbol kuralları uygulayamıyorsun. Ya serbest ekonomisi, piyasa ekonomisinin şartlarını yürüteceğiz. Tamam ona göre hareket edeceğiz veya serbest ekonomiden vazgeçeceğiz. Şey, dövize fiyatı şu şekildedir. Bunun dışına çıkarı biz falakaya yatırırız. Faizler de yüzde ikidir diyeceğiz. Ödemesi gereken faiz de ben ödemiyorum diyeceğiz. Peki. Hangisi? Şimdi çünkü bunlar konuşulurken basit sloganlar haline geliyor. Faiz ödemek kötü. Ben de çok rahatsızım. Yani bu faiz sistemi içinde fevkalade rahatsızım. Halk için rahatsızım, tüketici için rahatsızım, devlet için rahatsızım, yatırımlar için rahatsızım, özel sektörün yatırım yapamaması yüzünden rahatsızım. Ancak nedir çare bugün serbest piyasa ekonomisi içinde? Bu soru olarak hakikaten ortada Tabii duruyor. Biz o soruya cevap veriyoruz zaten. <laughs> Ona cevap Yunus veriyoruz. De İşimiz edelim. bu diyorsunuz. Evet. Evet. Yunus Bey, şu an gıdadaki satış fiyatı, KDV oranı ne? Değişiyor herhalde. Yüzde bir biliyorum. %1 yani mi? Temel şeylerde yüzde bir. Yüzde bir de var. Yüzde altı da var. Bildiğin. Değişiyor. Değişiyor. Tamam. Evet, ben önce şunu düzeltmek istiyorum. Hep tüketim ekonomisi eleştiriliyor. Bu son derece tehlikeli bir şey. <laughs> Tüketim olmadan üretim olmaz. Üretimin yapılabilmesi için tüketimin olması şarttır. Buna politik yaklaştığınız zaman bu temel bir arz talep dengesini de sarsar. Orada söylenmesi gereken şudur: İsraf ekonomisinden uzak durmanız gerekir. Bu ayrımın yapılması lazım. İsraf olan şeyde nedir? Ee, bir planlama yoksa genel bir bütçeyi hazırlarken eskiden devlet planlama teşkilatımız vardı ve devletimizin en önemli kurumlarından bir tanesiydi. E ee, Bunun görevine son verildi. Orada çok yetişmiş olan e, değerli e, kamu personelleri vardı. O birikimler heba edildi. Dolayısıyla makro bir planlama ekonomide yapılmadan bu ne, neyi kastediyorum? Toplumunuzun bütün nüfusunu en alt gelirinden en üst gelirine kadar sıralayacak bir hiyerarşik sistem içerisinde zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir modelleme kuracaksınız. Şimdi onun için ben sözlerimin başında kiralanmış parayla bunları yapamazsınız noktasına vurgu yaptım. Bir de bu israf ekonomisi'nin getirmiş olduğu mevcut serbest piyasa ekonomisi adı altında, adı serbest ama burada hep kabul edilmiş görülmeyen operasyon yapan bir el vardır. Bu yap operasyonu yapan el devletin aleyhindedir. Milletin aleyhindedir. Ağır bedeller ödettiriliyor. Eğer benim milletim açlık çekiyorsa eğer benim devletim büyük bedeller ödüyorsa siz bu modeli gündeminize alıp baştan aşağı bypass yapmak zorundasınız. Devletiniz gidiyor. Çünkü devletle milletin arasındaki açıklığı oluşturacak olan milletin yoksulluk ve fakirlik içerisinde olmasıdır. Sonra o toplumu kontrol edemez, büyük sosyal patlamalara sebebiyet verir. Bunun için devlet bu bağlamda e, iktisadi anlamda gele, istikbal e, mücadelesini göstermesi gerekiyor. Peki serbest piyasa dediğimiz şey nedir? Serbest piyasa dediğimiz şey e, rekabet alanının, e, özel sektörün, devletin müdahale yapmadan rahatlıkla yapabilmesidir. E, devlet müdahale yapmayacak demek şu demek değildir. Bakın Cumhurbaşkanımız şimdi bin tane açıyorsa bu piyasaya bir müdahale anlamında okunabilmenin yanında e, bir şey görüyor diyor ki ya burada bir şey var diyor. Kendi bildiği diğer beş tane de isim veriyor. Buraya ben bir şey müdahale etmem lazım. Fiyatlar bir dengeye gelsin. Ha bunun sürekliliği olmaz ayrı bir şey. Bu yapının içerisinde. Çünkü yanlış yapının içerisinde doğru çözümler yapsanız da bu pasuman niteliğinde oluyor. Sonuç almanız mümkün değil. Şimdi serbest piyasa ekonomisi içerisinde faiz olmaz diye bir argüman var. Hayır. Hayır böyle bir şey yok. Size dayatılan mevcut bir küresel zihniyetin ortodoks bir ekonomik politik argümanları var. Bunların ortaya koyduğu maliye politikaları var ortaya koyduğu para politikaları var. Bunlar kilişeleşmiştir. Dünyanın her, tere, her tarafında ana yapı bütün dünyayı sömüren, finans sistemini elinde tutan bütün ülkelere uyguladığı politikalar bunlar. Diş ticaret açıklarımızın olmasının nedeni işte IMF vardır, Dünya Bankası vardır, uluslararası bankacılık sistemi vardır. Bunlar aynı yerden kontrol edildiği zaman karşılaştığınız şey Budur. Dolayısıyla siz ne yapacaksınız? Bir varoluş mücadelesi vereceksiniz. Yani kabul etmiş olduğunuz kötü sistemin sonuçlarına, ana unsuruna, e ne yapalım bu sistemin içerisinde bu var, ee, başka bir alternatifimiz yok dediğiniz zaman, yani e, var da alternatif arayışına da girmediğiniz zaman, e, bugün bunu konuşursunuz, yarın da yine bunu konuşursunuz. Değişen bir şey olmaz. Yani biz serbest piyasa ekonomisine geçtiğimiz günden beri bu ülkenin varlıkları satılıyor. Ama AK Parti döneminde bu özelleştirmeler çığ gibi büyüdü. Yani e, sayın vekilimiz bunu ifade etti. E, çok ciddi manada satışlar yapıldı. Peki bunlar kime satıldı? Yeni bir ekonomik politik öneri ortaya konulabilirdi. Ama paradigma değişmedi. Çünkü paradigma Kemal Derviş'in bıraktığı güçlü ekonomiye geçiş anlayışı devam ettirildi bir değişik bir şey olmadı. Şimdi burada geçirdiğiniz bir siyasal ağırlık da oldu sistemsel olarak. Biz bu siyasal geçiriş ağırlığı desteklerken hep umduğumuz şey bu mevcut yapının güç odaklarını siyasal olarak aşabilmekti. Ama bir baktık ki tam tersine oradaki o hadi geçiş dönemlerini bir tarafa koyun bunlar olamadı. Yine bir zaman verilmesi gerekir ama yapı güçlendirildi. Yani siz başkanlık sistemine geçtiniz. Yapmanız gereken devletinize, milletinize operasyon yapan sistemi güçlendirdiniz. Bankaları daha güçlü hale getirdiniz. Halkı tamamen şimdi bakın az önce söylendi. Tüketici kredileri total manada 725 milyar. 725 milyar. Bunu konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi. İhtiyaç kredisi 430 milyar. Bu ne demektir? Milletin parası yok. Millet almış olduğu geliriyle, maaşıyla, şuyla, buyla ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Hangi ihtiyaçların az önce sizin Alfay Bey söylediğiniz şeyler o fiyatları bir yandan arttıran, maliyetleri arttıran, bedel ödettiren faiz girdi maliyetleri var. Yani vekilim de söyledi üç tane unsurlardan bir tanesi. E bir yandan da devlet giderlerini karşılamak için vergiyi de milletten alıyor. E az önce ben orta vadeli programla ilgili 2024 ile ilgili yine yüklenecek bir e, yük var. Şimdi ana yapıyı görmediğiniz zaman biz şimdi bunun içinden çıkmamız kesinlikle mümkün değil. Dolayısıyla bir şeye karar verilmesi gerekir. Yani bu fiyatların doğal olarak artması doğal bazı fiyatların bugün 5 lira olur yarın 10 lira olabilir. Bu bir arz talep dengesinin oluşturmuş olduğu bir patlama olur ama neticede bir keşişme noktasına gelir. Ya yani bununla ilgili yani Resulullah'ın tatbik etmiş olduğu fiyatlara müdahale etmesi Medine'de istendiğinde fiyatlar çok arttığında fiyatlar Allah'ın tasarrufunda dedi bıraktı. Ve fiyatlar Medine'de çok artan arttığını duyan diğer tüccarlar da bütün mallarını oraya getirdi. Fiyatlar bir anda aşağıya indi. Yani arz talep dengesini o yapıya müdahale etmediğiniz zaman bunu sağlarsınız. Şimdi serbest piyasa ekonomisi ben bunun altını ısrarla çiziyorum. Serbest piyasa ekonomisi içerisinde faiz olmak zorunda değil. Biz şimdi şöyle yaklaşıyoruz. Bu faizci zihniyetle ya da borçlanacağız diye bunu devam ettirmek isteyenler ettirsin. Biz şimdi ben şimdi buradan Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Siz bunlara mahkum değilsiniz. O zaman yeni bir ekonomik sistemi oluşturabilmek için alternatif insanların tercih edebilme özgürlüğünü ortaya koyabilmek için hukuksal altyapısını oluşturun. Şimdi ben şimdi bir program koyacağım ortaya. Öneme BDK çıkıyor. SPK çıkıyor. Ticaret yasası çıkıyor. Ben adım atamıyorum ki yani çözüm önermiş olduğum şeyi hukuksal bir altyapısı yok. Paranın üretimini ben önce bağımsız diye söylenilen, bağımsız olması gereken bir kurumdan almam lazım. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bugün şu anda muhalefet, tek bunu söyleyen Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale ediyor. Ya Allah aşkına insanlarımız şunu düşünsün. Bir özel kurum nasıl olur da Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinden bağımsızlık naraları atar? Nasıl olur da bir fiyat istikrarı adı altında bugüne kadar hiçbir zaman tutturamadığı klişe ifadeleri hep kullanır. Biz özel bankanın kuruluşundan bu millete nasıl hangi bedelleri ödettiğini çok iyi biliyoruz. Bankanın bağımsızlığıyla ilgili direten kimdi? Kemal Derviş'ti. Temel burasıydı. Ne demek? Ben hükümeti seçiyorum, sorumlu da hükümettir. ...parayı da kontrol edecek odur. Yani makro planda Yunus Bey, düzenlemeleri abi. yapması gereken. Aban odur. dur kesme. En önemli yere geldi. Dur bir Dolayısıyla dakika. Merkez Bankası'nın paranın üretimiyle ilgili kardeşim kağıdı basıyorsun. O kağıda devlet kamusal bir otoriter alım gücü verdi. On senin tekelinde olamaz. Sen de senin kolların olan bankalarla bunu piyasa diye millete faizli ulaştırıyorsun ve bu üretimden tüketime kadar insanlar paraya zor ulaşıyor. Bakın şu anda 3 trilyon 910 milyar lira bankalar kredi verdi. Böyle bir para da yok zaten Neyse, ortada bir dakika, olmayan. Özetlen, para delilde. Bir dakika şöyle mi anlayalım? Merkez Bankası sizin dediğiniz Merkez Bankası hükümete bağlansın. Hükümette Kredi yerine e, para bastırsın merkez Hayır. bankası ne yapsın? Hükümete bağlanmak şudur. Hükümet seçilmiş olan milli iradeyi temsil ediyorsa sorumludur. Hükümetin şu anda karşılaştığı en büyük problem merkez bankasının uyguladığı para politikalarla bas bağımlı olarak hareket etmesi sistem içerisinde hükümet ihtiyaçlı yani sorunları çözecek paraya ulaşamıyor. Paraya da nasıl ulaşıyor? Yine piyasalardan borçlanıyor. Ya bir devletin temel niteliği Bağımsızlığını İyi, temsil tamam, eden. Bir dakika anlamaya çalışıyorum. Sizin dediğiniz o zaman merkez bankası hükümetin emrinde merkez bankası veya azine para basan kurum neyse evet. merkez bankası hükümetin kontrolüne girsin hükümetin istediği kadar da parayı bassın diyor. Hükümetin istediği kadar değil tabii. Ne kadar? Onun burada ölçü şudur. Karar hükümetin verdiği kararlar çerçevesinde. Hayır bu gayet şey hayır hayır. O sadece kontrol edecek bu gayet. E, makro planlamada hatta bu anayasal olarak da belli e, kriterler ekseninde garanti altına alınması lazım. Bu söylediğim şöyle anlaşılmaması lazım. Her gelen hükümet istediği gibi para bassın, seçim propagandası yapsın. Yüzde on beş hazineden bu parayı basarken Basın, aldığında... Basın ondan sonra enflasyon <laughs> kriterleri ne kadar çok para basarsan... O kadar değerli mesele, alsana, bu kadar iki kere Ali İhsan Bey mesele yani basit bir şey bas Dağıt millete. Paranın değeri azalır. Paranın değeri azalınca ay yersin. Ali İhsan Bey, çıkacağına şu anda mesela millet. az önce alım gücü eksikliği dediğimiz insanın parası yok değil mi? Yani bizim amacımız, gayemiz ne? Adil bir bölüşüm istiyoruz. Adil bir bölüşüm istiyoruz. İnsanlarımızın arasından ayrım yapmadan bu bölüşümü nasıl yapacağız? E, bir sistem tatbik ediliyor. Bu buna engel. Yani bunu gözle görüyoruz, yaşıyoruz tecrübe ediyoruz. İnsanlarımız çeşitli görülmemiş intiharlara kadar sürükleniyor. Şimdi bu meseleyi gördükten sonra buraya bir bypass yapmamak olur mu? O zaman işin kaynağına ineceksiniz. Şimdi Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla kastetmiş olduğum şey, siz orada bunu alın da gelen hükümet istediği gibi kullansın anlamında değil. Bunu kastetmiyoruz. Merkez Bankası kesinlikle anayasal olarak, bu çok önemli. Çünkü bütün milletin üretmiş olduğu mal ve hizmetleri burada basılan kağıtlara atfedilen değerler temsil ediyor. Ona ki o kağıtlara kim ulaşırsa bütün mal ve hizmetlere ulaşabiliyor. O zaman bu bütün milletin hakkıdır. Siz istediğiniz gibi kafanıza göre bu parayı basamazsınız. Peki bu para nasıl basılacak? İşte biz mesela taban ekonomisi modelinde söylediğimiz şudur. Mizan ve ölçü denkliği Şimdi Merkez Bankası sürekli fiyat istikrarı der. Hiç ağzını, ağzından Merkez Bankası'nın parasal istikrardan bahsettiğini duydunuz mu? Hayır. Bir son zamanlarda finansal istikrardan bahsederler. Finansal istikrar da bankacılık sistemi içerisinde paranın döngüselliğini sağlama anlamda, sürekliliği anlamında. Paranın istikrarıyla biz neyi kastediyoruz? Paranın alım gücünü koruyacaksınız. Paranın piyasaya çıkışta hak sahibi kimse Oraya Yunus Bey, toparlayalım. Götüreceksiniz. Bey, çok bekli. Yani üretimi ve tüketimi denkleştirecek üretim ve tüketimi mal ve hizmetleri toplumun içerisinde adilane bir şekilde döngüsünü sağlayacak olan parayı piyasaya vermek zorundasınız. Buna mecbursunuz. Bekli. Yoksa raflarınız dolu olur, ihtiyaç sahibi de geçer camın önünden ihtiyaçlarını alamaz bakar. Biz burada şunu net ifade ediyoruz. Bu bahsedilen Sonuç şeyler ifade edilen konuşulan konular tamamen bir sonuçtur ve bu sonucu oluşturan finansal sistemdir, para kredi sistemidir. Biz buna borca dayalı para sistemi diyoruz. Paranın borç olarak piyasaya girmesi yanlıştır ve e, üretimin önündeki borç paranın piyasaya girilmesi kaldırılması lazım ve Cumhurbaşkanımız bunu yapabilir. Sadece belli yasal düzenlemeler yapacak, ayrı bir hukuk oluşturacak. İsteyen faizci sistemin içerisinde, mevcut kredi modellerinde faiz almaya veda vermeye devam ederse için ama bu sistem kurulmak isteyen insanlar ya da bu işi faizsiz yapılmaksını isteyen insanların da önünün açılması Peki, lazım. Peki, teşekkür ederim. Atur Kadir Bey ile de devam edelim. Bir önceki bölümde tam çiftçi dediniz, üretim dediniz ama süre kalmadığı için bu bölüm için söz vermiştim. Buyurun oradan devam edin lütfen. Evet, yani aslında çok verimli bir program olduğu kanaatindeyim. Yani keyifli de bir sohbet var. Evet. Onu da öncelikle belirtmek isterim. Hı hı. Tabii aslında ben bugün yani konuştuğumuz meseleler ilk bölümde de anlattığım üzere şu anda yürütülen mevcut düzenin insanlara ekonomik anlamda bir refah ve kalkınma vaat edebilmesi mümkün değildir. Yani bunu mevcut sistem içerisinde bir takım iyileşmeler görülürse de bu iyileştirme iyileşmeler aslında tesadüfi iyileşmeler olarak görülecektir. Ama uzun vadede zaten yaşadığımız süreçler ortada. Mevcut uygulamaları terk etmedikçe, mevcut politikaları devam ettirdiğimiz müddetçe yani bugün işte hayat pahalılığı olarak karşımıza çıkan sorunlar işte e, bunun da getirmiş olduğu ciddi bir takım sosyal problemlerle birlikte bu sarmaldan kurtulabilmemiz emin olun ki mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla burada sistemi yani e, temelinden bizim ele alabilmemiz e, gözden geçirmemiz e, 20 yılın muhasebesini açık bir şekilde e, göz önünde bulundurmamız gerekir. Bakın ben aslında Sayın Cumhurbaşkanımız 2016 yılında bir açıklama yaptı ve dedi ki israf ekonomisi almış başını gidiyor. Yani bu hakikaten önemli bir problem ama bunu kim çözecek? 2018 Eylül'de TESK'in genel kurulunda yine Sayın Cumhurbaşkanımız israf ekonomisi değil üretim ve verim ekonomisine geçiyoruz diye bir ifadede bulundu. Ya bu ifadeler hakikaten çok kıymetli ifadeler, çok değerli ifadeler ama bunu sadece biz e, bir sloganlaştırdığımız retorik haline getirmenin ötesinde uygulamalarda kendisini göremezsek, e, dolayısıyla bu sorunlardan da kurtulamayız. Bakın yine aynı şekilde e, 24 Haziran seçimlerinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de yani o dönem muhalefetin de bizim de Saadet Partisi olarak aslında e, biraz önce de ifade ettiğimiz meseleler tam olarak buydu. Yani bir takım köprüler vesaire bunlara kesinlikle biz karşı olamayız. Bunların daha fazlasının da yapılması, hastanelerin, havalimanlarının daha fazla yapılması lazım. Ama bütün bunlarla birlikte ülkemizin içerisinde bulunduğu koşulları da göz önüne aldığımızda Sayın Cumhurbaşkanı da söylemişti ki Bundan sonra üretime dönük yatırımları devam ettireceğiz ve üretime dönük olmayan yatırımları durduracağız diye Sayın Cumhurbaşkanı da 24 Haziran seçimlerinden sonra ifade etti. Çünkü bugün Türkiye'nin asıl ihtiyacı üretmektir. Türkiye'nin bugün asıl ihtiyacı kalkınmayı ve refahı. Türkiye'de sadece belirli zümrelerin yaşamasına imkan tanımak değil. Bu refahı Türkiye'nin her yerine eşit bir şekilde e, paylaştırmak olmalıdır. Bakın ben Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerinden başladım, aslında onunla da devam etmiş olalım. Geçtiğimiz günlerde e, bir kitap yayınlandı Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha adil bir dünya mümkündür diye. Ya ben en başında zaten bu kitabın ismiyle ilgili, yani kitabın başlığıyla ilgili. Yani şu anda dünya adil değilken daha adilini istememek gerektiği kanaatindeyim. Şu anda birincisi ya dünya adaletsiz bir dünya ve bu dünyanın adil olması gerekir. O kitapta bazı pasajlarda Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylüyor. Ve diyor ki yani dünyada yoksulların daha da yoksullaştırıldığı, zenginin daha da zenginleştirildiği bir düzen sürdürülebilir değildir diyor. Yani elhak yani buna ben Vicdan sahibi herkes bu cümlenin altına imzasını atar bunda hiçbir problem hiçbir sorun yoktur ama gel gelelim biz kendimizi yani birlerine bir şey söylerken bir de aynaya baktığımızda ne görüyoruz diye düşündüğümüzde bakın Türkiye'de yani bunları ben gerçekten yani burada muhalefet etmek yani Elbette ki muhalefet edeceğiz bir takım meseleleri eleştireceğiz eleştirinin kıymetli olduğunu ve değerli olduğunu da anlayacağız. Ama bununla birlikte burada e, yani bir meseleyi anlamak anlayabilmek ve buna göre reçeteyi ortaya koyabilmemiz gerektiği için söylüyorum. Yani Türkiye'de 2000'li yılların başında bakınız nüfusun yüzde biri toplam servetin yüzde 34'üne sahipti. Ama bugün nüfusun yüzde biri toplam servetin yüzde 60'ından fazlasına sahip hale geldiyse. Yani bu düzenin insanlara sefaletten başka bir şey vaat etmeyeceğini anlamak zorundayız. Yani mevcut düzen içerisinde bir takım şeyleri, lokal bir takım şeyleri düzeltmeye dair uygulamalar elbette ki önemlidir. Bunu biz itibarsızlaştırmak ve değersizleştirmek istemeyiz. Ama bütün bunlarla birlikte bu sorunu kaynağında görmezsek o zaman pansuman tedbirlerle bu meseleleri çözebilmemiz mümkün olmayacaktır. Şimdi bugün ülkede ya hayat pahalılığı, geçim derdinde insanlarımızın problem yaşadığını açık bir şekilde görüyoruz. Yani bunu hükümetin de görmüş olması hakikaten sevindirici bir durum. Yani Türkiye'de hayat pahalılığını hükümetin de kabul etmiş olması bence kıymetli bir durum. Çünkü bir sorunu görmeden o sorunu çözmeye dair adım atabilmemiz e, mümkün olmaz. Ama Türkiye'de işsizlik her geçen gün artıyorken, Türkiye'de insanlarımız geçim derdi yaşıyorken, Türkiye'de e, dolar, euro, altın almış başını gidiyor ve bunun karşılığında olan e, Türk lirası değer kaybediyorken, insanlarımızın yaşadığı problemler artarken ve Türkiye'de zararına zarar etmek bir tarafa Türkiye'de her geçen gün kar elde eden, pandemi demeden, doğal afet demeden, salgın felaket demeden kar eden kurumlar neresi? Kar eden kurumlar bankaların kendisi. Şimdi dolayısıyla burada bir problem var. İnsanlarımız her geçen gün boşlanıyor. Pandemi döneminde ilk defa yeni 2 milyon insanımız, yanlış hatırlıyorsam düzeltebilirsiniz. İlk defa bankalara borçlu hale gelen 2 milyon insanımızı biz takip etmiş olduk. İlk defa 2 milyon insanımız bankalara borçlandırıldı ve biz bunu da müjde diye açıklamaya çalıştık. Dolayısıyla biz insanlarımızın bankalara borçlu hale gelmesini, insanlarımızın bugün Türkiye'de bakın 82 milyon Türkiye'de kredi kartı var. Ve dolayısıyla kredi kartını ödeyemediği için yasal takip et dosyası düşmüş olan e, ciddi anlamda 200 binin üzerinde insanımız var. E, dolayısıyla biz buna gelişme diyebilmemiz, bizim buna büyüme diyebilmemiz elbette ki mümkün değil. Bu süreçlerin adım adım işlemesi neticesinde bugün acı faturasını hep birlikte ödüyoruz. AK Partili vatandaşlarımız da, işte diğer bütün siyasi partilere mensup olan, Vatandaşlarımızla birlikte markete gittiğimizde partimizi sormuyorlar. Nihayetinde herkes bu hayat pahalılığının bir muhatabı haline geliyor. Şimdi dolayısıyla bugün yapılması gereken hususlardan birisi şu. Ama bunu söylemeden kısa bir şey ifade edip bu şekilde Buyurun. devam edeyim. Özelleştirmelerden bahsetmiş olduk. Bakın 1970'li yıllarda Türkiye'de ağır sanayi hamleleriyle birlikte fabrika yapan fabrikalar birlikte toparlayın reklama gidiyor. Tabii. Kaç dakika dediniz? İki. İki. Erbakan hocamız ülkemizin birçok yerinde fabrikalar açtı. Kars'ın Sarıkamış ilçesine geçtiğimiz yıl gittiğimizde arkadaşlarımız dedi ki burada bir ayakkabı fabrikası var onu ziyarete gidelim dediler. Programı bitirdik. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ayakkabı fabrikası diye bizi götürdükleri yer yıkılmış bir bina, metruk hale gelmiş bir bina. Ee, dedim ki ya herhalde bizi yanlış bir yere getirdiniz dedim arkadaşlar dediler ki burası Erbakan hocamızın Türkiye'nin her yerinde açtığı fabrikalardan bir tanesi Sümer Ayakkabı Fabrikası'ydı. Tam kapasite 600 kişinin istihdam edildiği bu ayakkabı fabrikası Erbakan hocamız bunu iki sebepten dolayı yaptı. Birincisi insanlarımız batıya göç etmesin. Kendi köylerinde, kendi ilçelerinde karınlarını doyursun. Batıya gidip de asgari ücretle işte diğer taraftan kapıcı olmak suretiyle başka problemlerle karşı karşıya kalmasınlar. Kendi doğdukları yerde karınlarını doyursunlar. Bu birincisi. Bakın bir diğer ikincisi de şu, ikincisi de karşı Tarıkamış şehitleri soğuktan donarken ayaklarında çarık yuttu, Erbakan Hocamız onların hatırına bu ayakkabı fabrikasını yaptı. Bakınız bu kıymetli yatırımların tamamı üzülerek söylüyorum ki, 2000'li yılların öncesinde yapıldığı gibi bu ayakkabı fabrikası da 2000'li yılların sonrasında özelleştirme furyası kapsamında, özelleştirildi ve o bina terk edildi ve o insanlar ne yaptılar o insanlar Batı'ya göç ettiler. Batı'da perme perişan bir vaziyette yaşama mahkum hale getirildiler. Dolayısıyla bütün bu süreçleri bizim gözden geçirmemiz. Hakikaten Sayın Cumhurbaşkanının bahsettiği israf ekonomisini acilen terk etmemiz. Ama burada yani şikayetçi olacak bir şey varsa bu iktidar kendi politikalarını şikayet etmez, bunu düzelterek e, uygulamalarını ortaya koyar. Şikayet etmek muhalefet yapabilir Peki. ama iktidar bunu yapamaz. Dolayısıyla burada mutlaka bunlar gözden geçirilmeli. Elbette ki ortada bir yanlış varsa bu yanlıştan dönebilmek de mümkündür. Bir Saadet Partisi olarak da gerekli bütün olumlu desteği sağlamaya, ülkemizin içerisinden bulunduğu bu sorun ve bu problemlerin ortadan kalkması için, yani gerekli bütün katkıyı sağlamaya da hazır ol olduğumuzu açık bir şekilde zaten her platformda dile getiriyoruz ve yapıcı bir şekilde çözüm önerilerimizi de ortaya koyuyoruz. Ben reklam arasından sonra devam etmek suretiyle sözlerimi burada toparlayayım. <laughs> reklam arasında bir Ali İhsan Bey ile devam edelim. Yine aynı konu çerçevesinde size de söz vereyim. Tabii Ali İhsan Bey'in izni olursa alabilirsiniz. Kendisine bu bölümde söz veremedim. Tamam. Size döneceğim. Hatır Kadir Bey. Size bir reklam dönüşte tekrar karşınızdayız. Üçüncü bölümü yani son bölümümüzde karşınızdayız sevgili izleyiciler. 45 dakika daha inşallah sizlerle birlikte olacağız. Abdülkadir Bey'e bir kez daha döneceğim. Herhalde daha bahsedecekleriniz vardı, söz istediniz. Kısaca alalım. Ali İhsan Bey'i söz veremedim, evet, Kenan Bey'e de eksik süre verdim. İkisini de <laughs> tamamlayalım. Buyurun. E, tabii Ankarada olunca pozitif ayrımcılık da beklemiyor değilim onu da e, ifade etmeye çalışayım e, Nezaketinden dolayı da Sayın kararının onda da teşekkürlerimi iletiyorum buradan Peki, e, tabii yani Elbette ki e, ya bu sorunları çözmemiz hiç şüphesiz gerekir. Yani bu sorunları çözmek adına son derece yapıcı e, bir şekilde bir olgunluk da bu süreci e, idare etmemiz gerekir. Yani hamaset yapmakla, popülizm yapmakla bu sorunların çözülemeyeceğini de zaten süreç bize açık bir şekilde göstermiş oldu. Yani burada devletin yapması gereken e, hiç şüphesiz bir takım hususlar var ve bu hususlar içerisinde tanzim satış noktaları nasıl ki bu meselenin çözümü açısından e, bir pansuman tedbir idiyse, Bugün de aslında tarım kredi kooperatiflerinin açılması vatandaşlarımızın eğer yararına olacak bir takım şeyler önemli idiyse de bunu da bir pansuman tedbir dışında da ne yazık ki değerlendiremiyoruz. Dolayısıyla bugün yani tarım meselesi hakikaten bizim milli bir meselemizdir. Yani tarımda kendisine yetebilecek bir ülke olamayan devletlerin Aynı zamanda dış politikada da bağımsızlığını sağlayabilmesi, dış bağımlılığını ortadan kaldırmadan e, bağımsız bir dış politika sürdürebilmesi de hiç şüphesiz mümkün olmayacaktır. Bu çerçevede çiftçilerimizin mutlaka ama mutlaka desteklenmesi gerekir. Çiftçilere kredi vermekle, faizli krediler vermekle onların yanında olduğumuzu, üretimi canlandırabileceğimizi, güçlendirebileceğimizi düşünemeyiz. Aynı şekilde besicilerimiz, hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın da yan olmak gerekli desteği mutlaka sağlamak durumundayız. Bu çerçevede bugün mu? yeterli mi veriliyor? Gereken... Mesela bugün e, akşam saatlerinde bir televizyon kanalında Sayın Tarım Bakanı verdikleri destekleri sıraladı. Size göre yeterli değil herhalde. Daha mı fazla verilmesi lazım. Burada yanlış yani, anlaşılmayalım. Yani eğer bu destekler zaten yeterli olmuş olsaydı bugün bu sorunları öyle zannediyorum ki yaşamıyor olacaktık. Yani çiftçilerimizin de bu noktada herhangi bir sorun yaşamaması gerekecekti. Ama bugün hakikaten çiftçilerimizle biz bir araya geliyoruz. Köylerimizi geziyoruz. Konya bölgesinde de aynı zamanda çiftçilerimizle bir araya geliyoruz. Hakikaten özellikle kur farkından dolayı çiftçilerimiz ciddi anlamda bir yükün altına girmiş vaziyette. Yani bu noktada yaşanılan problemler problemlerin mutlaka gözetilmesi, gözden geçirilmesi ve bu çerçevede çözüm önerilerimizi ortaya koymak durumundayız. Ve bugün yapılması gereken en önemli hususlardan birisi, en önemli hususlardan birisi, yani bugün girdi maliyetlerinde mazottu, biraz önce bahsettiğim gibi gübreydi, yemdi. Bunlar son bir yılda yüzde yüzden daha fazla zamlanmış vaziyette. E, hal böyleyken emin olun ürettiğinden kazanamadığı için çiftçilerimiz ciddi problemlerle, borçlarla karşı karşıya. E bugün Ziraat Bankası'ndan, Ziraat Bankası'nın kuruluş amacı çiftçilerimizin üretimi canlandırma noktasında desteklenmesi iken, e diğer taraftan bir holdinge verilen kredi bunun akıbetinin bile ne olduğu belli olmazken, e çiftçilerimizin aldığı kredileri ödememesinden, ödeyememesinden dolayı e üretim araçlarının haczedilmesi Elbette ki bunları bir sorun olarak görmek ve bunun sorunun ortadan kalkması için gayret göstermek durumundayız. Ve bu çerçevede de e, çiftçinin girdi kalemlerindeki vergilerin mutlaka ama mutlaka sıfırlanması gerekir. Ve borçlarının faizlerinin acilen silinmesi gerekir. Ve borçların yapılandırılmasını yeniden temin etmek zorundayız. Özellikle burada e, temel girdi kalemlerindeki vergiler son derece önemli. Vergilerin alınmamasını, sıfırlanmasını temin etmek durumundayız. Hatırlayacağımız üzere 2006 yılında bir tarım yasası çıkarıldı. 2006 yılındaki tarım yasasında milli gelirin en az yüzde biri tarıma destek olarak ayrılmak durumunda olduğu yasalaşmıştı. Ama ne yazık ki o günden bugüne yüzde biri bulmadı tarıma ayırdığımız kaynak ve çiftçilere yapacağımız destekler. Dolayısıyla bu çerçevede gerekli adımların bir an önce atılması gerekir. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama da yapmıştım. Ee, yani süt üreticisi köylülerimiz 1 litre sütü 3 liraya satıyor. Ama marketlerde tüketici insanlarımız 9 liraya alıyorsa, Elbette ki bu manipülasyonlara müsaade edilmemeli. E bugün Ticaret Bakanımızın ifadesi hakikaten yani hepimizi hayal kırıklığına uğrattı. Yani herhangi bir müdahale edilmeyecek serbest piyasanın kuralları geçerli olacak demesi e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediklerine de e, tezat oluşturur mahiyette. Yani köylüden 3 liraya alınan sütün markette 9 liraya satılması kabul edilebilir bir durum değil. Hem tüketicimizi hem de üreticimizi ciddi anlamda mağdur eden bu süreçlerle ilgili gerekli adımlar, takipler mutlaka e, ortaya konulmalı. Yani bugünlerde özellikle bu yıl yaşanan kuraklık ciddi bir problemdi. Dolayısıyla alternatif sulama e, yolları mutlaka temin edilmeli. Ürün bazlı politikalar geliştirilmeli. Bölgelerin mevcut su kaynaklarına göre ürün bazlı ekimlerin yapılmasına dair ciddi bir çalışma e, yapılmalı. Ve özellikle kur farkı, vergi, bütün bunlardan üreticilerimiz üzerindeki kamburlar alınmalı. Ve bu çerçevede kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli e, politikaları, süreçleri, uygulamaları e, adım adım titizlikle e, takip etmek zorundayız. Eğer bu problemleri yaşamayalım istiyorsak e, bunları takip etmek durumundayız diye e, ifade etmiş olayım. Peki, herhalde Ali İhsan Bey size birçok cevap verecek çünkü kağıdı doldurdu. Ben size onu bırakayım. Buyurun. Teşekkür A ederim. Abdülkadir Bey'den çok Emin Bey'e, Yunus Bey'e belki cevap vermeye ihtiyacı hissediyorum. Hı hı. Abdülkadir Bey tabii sonuç itibariyle bir muhalefet partisinin içinde siyaset yapıyor. Haliyle eleştiride de bulunacak. O eleştiriler içinde gerçekten haklı olan konular da vardır. Yani yüzde biri toplamadı dediği zaman evet yüzde %1'e bir kaldıysa e tamam Saadet Partisi iktidarında da biri de geçer diye... Biz de ümidimizi, temennimizi söyleriz. Ama o yüzde biri bile halka çok görecek olan CHP ile de ittifak kurmaya çalışırlarsa veyahut da Erbakan Hoca'nın bütün Türkiye'yi ağır sanayi hamlesiyle donattığı bir dönemde CHP milletvekili Erzincan'dan bak temel bu işte diye arabanın bagajına koyup Ankara'ya getirip basın toplantısı düzenleyip Erbakan'ın işte hayali bu benim arabanın bagajına sığdı. Temel diye attığı şeyler bunlar. Hikayeden şeyler bunlar diye Erbakan Hoca'yı itibarsızlaştıran CHP ile bugünkü CHP devamı olduğuna göre yani tüzel kişiliğini inkar etmediğine göre farklı bir parti olarak karşımıza çıkmadıklarına göre o partiyle nasıl ittifak kuruyorlar? Kurmak istiyorlar. Veya şu an ittifak kurmadılar da sadece parlamenter sisteme geçmek için bir görüşme yapıyorlarsa takdir kendilerine ait ama sorarım ben. Şimdi Erbakan, bu tabii <laughs> çok ciddi bir tartışma konusu. sorayım mesela yani ben benim, benim sözümden yemiş olun, gerekecek. benim süremden yemiş olun. Erbakan hocanın başkanlık sistemi aleyhine bir tane sözünü söyleyebilir misiniz? Parlamenter sistemi kutsayan bir tane cümlesini söyleyebilir misiniz ki kalkıyorsunuz CHP gibi bir partiyle İYİ Parti ile ve gizli HDP ile ittifak halinde bir görüşme yapıyorsunuz. Ben hayretler içinde izliyorum sizi. Yani burayı ben e, müsaadenizle tasih etmeye e, çalışayım. Tabii, yani böyle. birincisi, e, yani biz elbette ki şu anda bu aslında farklı bir tartışma konusu. Yani bunu farklı bir programda da ele alabilir, değerlendirebiliriz hiç şüphesiz. Yani Erbakan Hocamızın başkanlık sistemiyle ilgili... Ee, bir şeyi yoktu yani Erbakan hocamızın başkanlık sistemiyle parlamenter sistemle ilgili de aslında bir sorunu ya da bir problemi söz konusu değildi ee, yani aslında burada Sayın Cumhurbaşkanımızın da başkanlık sistemiyle ilgili çok ciddi eleştirileri de vakti zamanda söz konusuydu. Bunu da hepimiz açık bir şekilde biliyoruz. Dolayısıyla burada herhangi bir sistemi kutsamak ya da herhangi bir sistem yani asıl olan yani mevcut başkanlık sistemiyle ilgili bir takım düzenlemeler yapılmadan mevcut başkanlık sistemini kabul edebilmemiz yani bu mevcut şartlar itibariyle Bununla ilgili eleştirilerimiz, bununla ilgili kaygılarımız mevcut başkanlık sistemiyle ilgili yani genel bir başkanlık sisteminden öte şu anda sürdürülen bir takım uygulamalarla ilgili. Yoksa yani yasanın iyi ya da kötü olması, sistemin iyi ya da kötü olmasından ziyade uygulayıcının iyi ya da kötü olmasıyla ilgili bir hakikat ortada. Kaldı ki yani böyle olmamış olsaydı Zaten başkanlık sistemiyle Hiçbir problemimiz kalmayacak Ülkemiz çağ atlayacak Hiçbir sorun yaşamayacağız noktasından e Bugün bu noktaya zaten gelmemiş olurduk Yani bunu da ben e, Kısaca ifade etmekte e, Fayda Peki, görüyorum Evet teşekkür ediyorum Abdülkadir Bey'e Ben e, Emin Bey'in doğalgaz 300 dolar şeklinde bir açıklaması oldu Evvelki yıllarda bu söyleniyordu ama Devlet tarafından Veya siyasi iktidar tarafından kabul edilmiyordu. O tarihlerde tabii Emin Bey'i ben tenzih ederim ama e, sözcüsü, cumhuriyeti sanki gizli bir anlaşma yapılmış Rusya'yla. AK Parti iktidarı yapmış ve onun fazla parayla, fazla ücretle sanki Rusya'dan doğal gaz alınıyor. Halbuki Avrupa çok daha ucuza alınıyor ve Türkiye kazıklanıyor gibi. Ve bunun sorumlusu da AK Parti'ymiş gibi bir gösterim yapıyordular. Şimdi artık doğal gaz 5 misli fiyata çıkınca Avrupa'da Faturayı da bir anlamda fatura demeyeyim de 25 yıllık bir sözleşme yaparak şu an itibariyle bugüne kadar yüksek fiyattan aldık. Ama bugünden sonra 2 yıllık 3 yıllık sözleşme süreleri kaldı. O 2 yıl 3 yıl boyunca Rusya'dan bir miktar düşük fiyatla doğalgaz alacağız. Onun da kehanetini Bülent Ecevit'e yıkmak için üstlendirmek için şimdi... Gazeteler çarşaf çarşaf yazıyorlar. 1997 yılında yapılan 25 yıllık sözleşme gereği 300 dolara alıyoruz. Halbuki doğalgaz Fransa'da, Almanya'da 1000 dolar. Onun kehaneti de Bülent Ecevit'e ait. Ama geçen sene ne diyordunuz? Rusya'dan niye alıyoruz biz 300 dolara doğalgazı? Halbuki Fransa'da 170 dolar, 200 dolar. Şimdi bu e, gayri ciddi eleştirileri yapmaktansa... Devlet ciddiyeti içerisinde eleştiriler yapılması gerekir. Bir şeyin artısı varsa kim yaptıysa ona yüklememiz lazım. Eksiği varsa onu da sorumlu olana yıkmamız lazım. Burada benim söylediğimden değişik bir şey söylemediniz. Tenzih, tenzih ediyorum sizi. E, piyasadaki bazı kişiler 300 dolara sanki AK Parti anlaşmayı yapmış gibi e, anlatıyordular geçen seneye kadar. Şimdi bu sene... 300 dolar düşük kalınca yani doğal gaz fiyatlarında 5 misli bir artış olunca bu sefer 1997 yılındaki anlaşmaya göre 300 dolardan alacağız dediler. Yalnız size eleştirim şu olacak. Dediniz ki bunu açıklaması lazım siyasi iktidarın. Ama işte burada çakallar düzeni var dünya genelinde. Dolayısıyla o açıdan açıklanamıyor. Ama e, ee, şöyle bir hesap yapıldığı zaman ithalatımız ne kadar bakarsınız. Enerji ithalatımız ne kadar bakarız. Rusya'yla karşılıklı ne kadar? 3 aşağı 5 yukarı onun fiyatı da zaten ortaya çıkar. O 300 doları da zaten oradan buluyor ilgili şahıslar. Yoksa onun için ben de açıklanmasını yok. istiyorum. Burada saklanacak bir şey yok ki. Bilakis bugün açıkladıkları takdirde 1000 dolar yerine 300 dolara geliyorsa bunu da ülkenin menfaati için takdim etmeleri lazım. Ama işte o... Bakın şeffaflık eksikliği her yerde problem yaratıyor. Bunu savunma sanayinde vesaire de anlarım. Ama enerji fiyatlarında petrol fiyatlarının kaç para olduğunu bildiğimiz bir yerde doğal fiyatını niye bilmiyoruz? İşte o noktada belki çakallar düzeninde Almanya'sı şuyu buyu 300 dolara ona satıyorsun da biz niye tabii düne kadar 200 dolara aldığını da gizleyerek 300 dolara Türkiye'ye veriyorsan, hadi bakalım. Bir de bu işin Azerbaycan'dan vesaire e, dost ülkelerden alınan daha ucuza doğal gaz anlaşmaları var. Eh, Siz e, ortada eh, Tereddütlerim var orada. Tereddütlerim var. Evet. Neyse. Peki kar zarar konusunda Emin Bey bazı şeyler söyledi. Bu yollar köprüler konusunda kar zarar konusunda devletin şu sözü yok. Ya bu tünel yapılacak, müteahhitler tarafından yapılacak. Kar ederse. Eyvallah. Bölüşeceğiz. Ama zarar ederse zararın da anlamı iflas noktasında beraber iflas. Yok böyle bir şey yok. Maliyeti karşılanacak devlet tarafından. İflas etme noktasında yani devlet teminat veriyor müteahhitlere. Ama sonuç itibariyle beklenen karın üzerinde bir kar edilirse bölüşülüyor. Dolayısıyla başka türlü yapacağınız takdirde ne olacaktı? Devlet kendi kasasından ödeyecekti gene iflas edecek bir şey olursa yani Allah korusun işte koronavirüs sebebiyle yüz binlerce milyonlarca insan öldü. Köprüler bomboş kaldı. E sonuç itibariyle o köprülerde yeni yapılan köprülerde zarar edecek demekti. İflas edecek demekti. O durumda da devlet zarara girmiş olacaktı. Dolayısıyla kar zarar anlayışı biraz değişik bir kar zarar anlayışı bu köprüler açısından. Hepsi pahalı dedi hepsi pahalıysa o zaman Osman Gazi Köprüsü'nü satışa çıkarttılar ama kimse almadı. Yavuz Selim Köprüsü'nü satışa çıkarttılar kimse gelip almadı. Demek ki orada e, çok karlı 1'e 3 kazanılan, 1'e 5 kazanılan bir şey yok. 50-50. E, yani yarı yarıya bir e, kazanç belki var. O da müteahhitlik hizmeti, bankalardan alınan krediler vesaire sebebiyledir. Yoksa Çin geldi, Yavuz Selim Köprüsü'nü almaya çalıştı. Anlaşamadılar ve geri döndü. Onları dönüyor. ayrı bir programda konuşalım. Bir Kimin işte. sattırtmadığını, niye sattırtmadığını neden onu ayrıca konuşuruz. Tabii. O da ayrıca konuşulur. Yunus Bey'e de e, bir cümleyle yapayım. Şöyle. Abdülkadir Bey de söyledi. Varlıklar satıldı dedi. O varlıklar satılan varlıkların içerisinde bir tane belki iki tane kar eden bir kuruluş gösterebilirler ama hemen hemen %90'ı zarar ediyorsa ve zarar etmeye devam ediyorsa özelleştirme ile siz o zararı yani 83 milyona dağıtacağınız o yükü kaldırıyorsanız o da bir çıkmaz sokaktan adeta kurtuluştur. Yani Sümerbank özel fabrikalarla rekabet edemeyecek bir duruma düştüyse, Sümerbank örneği tabii ta Mustafa Kemal dönemine kadar giden bir örnek ama Erbakan Hoca'nın döneminde açılan fabrikalar açın, açısından da şunu söyleyebiliriz. Sonradan gelen hükümetler oraları e, kendi yandaşlarıyla doldurduysalar, rekabete açık bir hale getiremediyseler ki Saadet Partisi de yakın isimleri, Ada Pazarı'nda olsun, Rize'de yanılmıyorsam veya Trabzon'da olsun bir kağıt fabrikasını, Balıkesir'de olsun bir kağıt fabrikasını satın aldılar ama sonuçta işletemediler. Yani devam ettiremediler. Dolayısıyla bunu da dikkate alalım. Zarar eden bir kuruluşu, mümkün olduğu nispetle eğer özelleştirmeyle o zararı azaltmayı düşünüyorsa siyasi iktidar, burada eğer bir peşkeş yoksa bunu da takdirle karşılamamız evet. gerekir. Kenan Bey, eğer bu konuyla ilgili söyleyeceğiniz yoksa ben konuyu değişeceğim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Şöyle ki, yani gıda fiyatları dünyanın hemen her ülkesinde arttı. Yani Doğal gaz krizi, petrol krizi, tedarik zinciri meselesi üzerinden de ciddi sıkıntılara sebep oldu. Yani Almanya'da olsun, İngiltere'de olsun, başka diğer ülkelerde olsun artık araç kuyruklarının benzin istasyonlarının önünde yüzlerce metre uzadığı görüntüleri de gördük. Meseleyi sadece Türkiye'nin tarım politikalarının iflası, tarım politikalarını becerememesi şeklinde tanımlamak doğru olmaz. Hı hı. Yani bir çerçeveyi görmemiz gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi de korona krizinin bu noktada üretimi özellikle de tarımsal anlamda üretimi gerilettiği aşikar. Yani biz burada mesela şunu söylüyoruz hani süt fiyatları meselesine gelince defalarca görmüşüzdür hep beraber işte Fransa'da olsun, Hollanda'da olsun, Yunanistan'da hatta İspanya'da olsun. Zaman zaman eylem yapan çiftçilerin ellerindeki o büyük bidonlardaki sütleri sokaklara, meydanlara döktüklerini, kasa kasa domatesleri, efendim, e, caddelerin ortasında döküp hükümeti protesto ettiklerini görüyoruz. Bunlar e, olmamış şeyler değil, olmayan işler değil. Ama tabii Türkiye'nin bir noktada yapması gereken şey ya bunları minimum düzeye indirgemektir. Minimum düzeye. Yani esnafın olsun, çiftçinin olsun, hayvancının olsun, ormancının olsun, öğrencinin, öğretmenin, emeklinin her neyse genel anlamda refahını arttırmak gibi bir görevimiz var. Hükümetin görevi şikayette bulunmak değil, refahı arttırmak, güvenliği teminat altına almak. Mazeret var mı? Evet, var mazeret ama mesele işte bu siyasal aklın mevcut bir takım riskleri de göz önünde bulundurarak daha ciddi anlamıyla yatırımlar yapması gerekiyor. Örneğin yani Türkiye'de bir mesleki anlamda eğitim sorunu var mı? Evet, var. Yani bugün insanlar e, ee, ki iki buçuk milyonun üzerinde insan üniversite sınavına giriyor ve yapılan tercihlere baktığımız zaman çoğu aslında yapılan tercihler sonucunda bitirdikleri bölümde herhangi bir iş yapamayacaklar, bir meslek sahibi olamayacaklar ama yüz binlerce insan basit bir diploma için 3 yılını, 4 yılını, 5 yılını feda edebiliyor ve üstelik de bu diploma yarın öbür gün bu insanın hayatında mesleki anlamda, geçim anlamında herhangi bir katkı da yapmayacak. O zaman öncelikle bir takım şeylerin değişmesi gerekiyor. Yani örneğin Türkiye'nin tarım alanlarının daha fazla genişletilmesi için çabalar sarf edilmesi gerekiyor. Tarım ürünlerinin daha verimli hale gelmesi için çabalar sarf edilmesi gerekiyor. Bunun için de teşviklerin de yapılması gerekiyor. Yani bu teşvikler bölgesel planda olabilir, efendim makro planda olabilir. Bunların yapılması gerekiyor. Aynı zamanda da çiftçiliğin hani sadece böyle işte çiftçilerle ilgili işte köylüler işte efendidir, milletin efendisi filan vesaire yani böyle bir takım boş söylemlerle olmuyor bu işler. Yani o sözlerin söylendiği dönemde Türkiye'de çiftçilerin, köylülerin maalesef hiçbir itibarı yoktu. Yani köylüler henüz tarladan almadıkları ürünlerin vergisini veriyorlardı maliye memurlarına. Öyle bir dönem yaşadı Türkiye, uzun bir dönem hem de. Yani Adnan Menderes'in o dönemde ortaya koymuş olduğu Demokrat Parti'nin ortaya koymuş olduğu o kalkınma stratejisi az bir iş değildi. Bunları hafife almamak gerekiyor. Üçüncü olarak da elbette bu fiyatlarla ilgili sıkıntı bir süre daha devam edecek ama yani bu bir yıl içerisinde değilse üç yıl içerisinde muhakkak surette bu fiyatların yükselişini Engelleyecek piyasanın böyle manipülasyonu açık hale gelmesini Engelleyecek Yatırım anlamında üretim anlamında Tedbirlerinde muhakkak Devreye sokulması bir durum var. gerekiyor İklim değişimi Gıda, gıdaya ulaşma zorluğu Kuraklık Yani belki de önümüzdeki dönemde T bir... Tabii ama bakın şimdi kamu spotları dönüyor Evet kamu spotları dönüyor Kamu spotunda diyor ki efendim Evlerimizi, konutlarımızı, iş yerlerimizi, tarım arazilerini yapmayalım. Ama yapılıyor. Yani bunlar hükümete rağmen, efendim şehircilik bakanına rağmen, il belediyesine, ilçe belediyesine rağmen yapılmıyor ki. Yapılıyor. Tarım alanları, bildiğiniz katlediliyor. E sonra diyoruz ki biz efendim Kastamonu'da sel oldu, Giresun'da sel oldu, Rize'de sel oldu. 10 kişi öldü, 20 kişi öldü, araçlar şöyle oldu, hayvanlar bu oldu, telef oldu filan. Neden? Çünkü insan onu maalesef yani tabiatın fıtratına riayet hareket etmiyor. Tabiatın da bir fıtratı var. Yani Gölcük'te eğer siz denizi doldurup oraya, Yalova'da denizi doldurup oralara toplu konutlar yaparsanız, tatil sitede yaparsanız deprem geldiğinde sizin denizden almış olduğunuz her şeyi geriye alır ama çok ağır bir fatura ödeterek olur. Bu ilk defa e, İspanyollar efendim, e, pardon İngilizler, Hollandalılar, Fransızlar, e, Amerika'nın o kuzey bölümlerini, Kaliforniya'sı, New York'u vesaire filan buraları işte gidip e, işgal ettikleri zaman diyelim. E, orada çok ciddi sıkıntılar oldu biliyorsunuz. insanları katlettiler. Öncelikle ihtiyaç neydi? dediler ya bizim en çok pamuğa ihtiyacımız var. Ne yapalım dediler. Bu sahillerde ne var ne yok bütün o koca koca ağaçları keselim bunların bir faydası yok zaten dediler. Burada da pamuk tarlaları. Çünkü pamuk ihtiyacı var. Yani o dönemin en önemli e, neyim ki emtiyası diyelim pamuk. Ama ne oldu? Amerika tarihini hiç görmediği kadar fırtınalar, hortumlar görmeye başladı. Hala bakın fırtınalara isimler veriyorlar. İşte şu fırtınası, bu fırtınası saatte 260 kilometre, 280 kilometre. Öyle oluyor ki yani koskoca eyaletler bir noktada ne diyeyim tahliye ediliyor. Yani siz tabiatın yüzyıllar içerisinde Allah'ın emriyle Allah'ın izniyle yapmış olduğu o kurmuş olduğu dengeyi bozarsanız ne yapıyor Allah-u Teala o tabiatta eliyle sizin elinizden onları alıyor. Bu sebeple yani Allah'ın yarattığı ile savaşılmaz. Allah'ın yarattığına biz nasıl uygun hareket edeceğiz. Örnek, yani yüzyıllardan beri insanlar havalar soğuduğunda, kış geldiğinde düze inerler. Yaz geldiğinde de yaylalara çıkarlar. E şimdi biz yaz olunca Antalya'dan, İzmir'den şuraya buraya koşuyoruz. E koşuyorsan İzmir'e, Antalya'ya, Alanya'ya e o zaman klimaların sonuna kadar çalıştıracaksın. E klimayı çalıştırırsan Değil mi? Yani Doğru. elektriğe ihtiyacın var. Elektriğe ihtiyacın varsa HES yapmak zorundasın. HES yaparsan o zaman bir takım ormanları tıraşlamak durumundasın. Yani tıraşlarsan olduk olmadık zamanlarda yazın ortasında kıyamet gibi sellerle mücadele etmek zorundasın. Bu sebeple yani insanoğlu doğaya uygun bir biçimde yaşamak zorundadır. Yani burada ne üretilir kardeşim? Burada domates. Buranın iklimi budur. Ama şimdi biz domatesi, biberi, patlıcanı bırakıp da efendim mangolarla, kivilerle bilmem nelerle tarım yapmaya kalkacak kalkıyoruz dersek o zaman orada işler benim anlayabildiğim kadarıyla tersine dönüyor. Ha, yani bütün bunların fiyat artışlarının ne önemi var? Yani bu, bu ülkede, bu, bu coğrafyada, bu toplum yüzyıllar boyunca neler yemiş, neler ekmiş, neler biçmiş, nasıl yapmış, nasıl çalışmış, ne kadar tüketmiş, ne kadarını ambara kaldırmış bir noktada onlara da dikkat etmemek etmemiz gerekiyor. Aksi durumda sürekli şikayet eden, yokluktan şikayet eden, faallıktan şikayet eden bir topluma dönüşüyoruz. Yani şikayet eden toplum olmak yerine bizim üreten, ürettiğimizde infak eden, dünyanın diğer bölgelerine de açlık, kıtlık yaşayan bölgelerine de bizim bir noktada elimizdeki bolluğu paylaşan bir ülke olmamız lazım. Yani burası bir ambar yani her şeyin ambarı yani tahılın da ambarı, Efendim, meyvenin de ambarı, sebzenin de ambarı, hayvanların da ambarıydı. Buradan İran bölgesinde, buradan Rusya bölgesine hayvanlar gidiyordu ama ne oldu belli bir zaman sonra artık oradan buraya toplu hayvanlar gelmeye başladı. Onlar da yetmediği zaman Brezilya'dan Angus'lar getirmeye başladık. Bu sebeple çalışan toplum, üreten toplum modeli üzerinde durmak lazım. Ama reklamlara bakacak olursak yani elinizdeki telefonun internete bağlanma hızıyla her işi halledebiliyorsunuz. Yani hiç çalışmıyorsunuz, ter dökmüyorsunuz ama kriptolarla para kazanıyorsunuz, zengin oluyorsunuz. Hiç çalışmıyorsunuz. Yani bilgisayarınızı açıyorsunuz, 3-5 hamleyle her şey oluyor, bitiyor. Ama karnımız nasıl doyacak onu bilmiyoruz. Bu çocukların sütünü kim nasıl sağacak, onu nasıl buraya getirecek onu da bilmiyoruz. Sadece bize üretilen şey yani teknoloji harikası bir takım araçlarla dünyayı değiştirebileceğimize ilişkin bir şey. Hani diyor ya son nehir kuruduğunda, son ağaç kesildiğinde, şu olduğunda, bu olduğunda, beyaz adam anlayacak onların yenilmediğini ama iş işten geçmiş olacak. Yani hikmetli hareket etmemiz icap ediyor. Hikmetten yoksun yaptığımız her hareket bize ağır fatura olarak dönüyor. Bunun siyasetle, bürokrasiyle, medya ile, akademi ile, toplumla, sivil toplum vesaire hepsinin entegre edilmesinin icap ettiğini düşünmekteyim nacizane. Teşekkür ederim. Evet yine aynı konuyla e, programımızı kapatalım. Süremiz az kaldı. 18-20 dakikamız var. Dünyadaki enerji krizinin sebebini neye bağlıyorsunuz Emin Bey? Çünkü büyük bir soru işareti. Evet ben yani 3-4 dakika içinde toparlamaya çalışayım. Hakikaten büyük bir soru işareti. Şimdi bu e, bu pandemide COVID-19'un çıkarttığı pandemi sürecinde ekonomiler muazzam bir çöküşün içine girmişti. Yani gelişmiş ekonomilerde yüzde yirmiye nazaran daralma, daralmalar var. Ortalama yüzde üç, yüzde dört, yüzde beş daralmıştı. O zamandan başlayan e, nakliye fiyatlarında çok etkileyen, ondan sonraki hareketle beraber makul olarak kolay kolay da anlaşılamayacak. 40 dolarlardan 80 dolara geçen %100 artan bir petrol fiyatı. Ve işte neyse 200-300 dolarlardan 1000 dolara çıkan bir doğal gaz fiyatı ee, uzak doğudan Avrupa'ya Amerika'ya da 1000-2000 dolarlardan konteyner başına nakliye fiyatları varken 10-12 bin dolarlara çıkan bir nakliye fiyatı var. Bunlar normal değil. Bunların izahı kabil değil. Bunlar işte kartelleşmeler mi diyeceğiz başka şeyler mi diyeceğiz bunların çok rol oynadığı muhakkak. E, monopol halinde olan e, yerlerde. Ya mesela İngiltere diyor ki bende şoför yoktu o yüzden benzin taşıyamıyorum. Alt etmiş Allah'ını Post seversen. Brexit'i yaparken düşünseydi onu. Yani evet. bu tamamen e, inanılmaz bir plansızlık. E, belki de işte serbest piyasa serbest piyasa diyorlar ama devletin planlamayı yapamadığı yerlerde böyle rezilliklerle karşılaşılıyor. Benzin yok değil. Brexit'ten sonra işte Polonya'dan, Çekler'den gelen şoförler gelmedikleri için şoför bulamamışlar. İngilizlerde de ekabir. gelmiyor sanki yani. E, yo hiç mantıklıdır bunlar. Onlar o kadar ekabirdir ki dışarıdan mantıklı, adam gelmediği mantıklı. zaman şoför Yani Mantıklı de. değil de sahaya uygun. Hmm. Söylediği gibi evet. Brexit meselesinden sonra Doğu Avrupa ülkelerinden gelen çalışanların, şoförlerin artık ülkeye girememesi dolayısıyla bu sıkıntı bu yaşandı sıkıntı ve ordu o ordu devreye girdi. İşte sıkıntı şey komedi orada. İngilizler çünkü bu ya tip basit işleri. Bir konu, bunu ben de öngörürüm. Nasıl öngörürsün? İşte göremiyorlar. Yani zannetmeyin ki orada her şey de e, mükemmel gidiyor yani. her şeyin bu uzun bayaklı bacaklı çıyanların yaptığını düşünüyoruz ya. <laughs> Şöyle yok canım, ama. yok yani. orada, <laughs> orada orada yani orada. bile plan, plan ama plan orada bir yamadı. kamyon şoförü olabilmek için uzun bir eğitim ve kamyon şoförü olabilmenin bedeli de e, 10 bin euro ile 30 bin euro arasında değişiyor. Yani doğru da bir öyle, değil yani hemen geldim tamam, şoför öyle, öyle Bir şey yani. daha var. Bunlar yani o ülkelerde kendi yerlileri beğenmiyorlar bu işte. Ama ben şurada e, şüphe ediyorum. Çin'de de bazı fabrikalar elektrik kıtlığı nedeniyle kapattı. Nerede? Çin'de. Bilmiyorum onun nereden olduğunu yani, yani ne o sebepten O zaman bunun sebebini, Hadi onlar şoförü Şimdi planlayamadı. Çin e ne oldu? Çin'in ne olduğunu bilmiyorum. Yani Çin'deki enerji sıkıntısı hakikaten ne sebebi? Ya da LPG bu otogaz niye fırladı bir an? Deminden beri onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii, tabii, Bunlar böyle. normal değil. Yani bu fiyatların 40 dolarlık e, petrolün 80 dolara çıkması falan normal değil. Belki de birileri dünyayı kilitlemek istiyor. Dünya o. zaten bakın petrol işi demin sohbet ediyorduk. 90'larda benim çok yakından meşgul olduğum bir şey. Sonunda dünyadaki petrol fiyatlarını 10-15 kişi karar verir. Wall Street'te oturan insanlar, Londra'daki City'de oturan insanlar karar verirler. Bunun arz talep diye lafı edilir ama arz veya talepteki %3, %4'lük değişiklikler fiyatta %100'lük neticeler doğurur. Bunlar makul şeyler değil. Bunlar oyun oynanıyor. Bugün e, Batı Avrupa'daki doğal gaz sıkıntısı inanılacak gibi değil. Amerika Amerika müdahale ediyor diye Rusya Almanya'ya yapılmış olan Nord Stream denilen yere gaz vermiyor. Ya senin için yapıldı bu. Dünya yerinden oynadı. Amerika kızdı bilmem ne oldu. Gaz vermiyor adam. Ve planlamam gecikti diyor onu diyor bunu diyor. Ha bunun sonucu olarak şu olacak. Bu Türkiye buradan nerede zararlı çıkar, nerede faydalı olur? Bunu çok kısaca söyleyip sözlerimi toparlayayım. Buyurun. Dünyadaki bu tedarik zincirlerinin değişmesi, nakliye fiyatları, navlu fiyatlarındaki anormal artışlar, sürelerin uzaması Türkiye ihracatı için çok önemli bir fırsat ortaya çıkartmış vaziyette. Çok önemli bir fırsat. Batı ülkelerine ihracatımız zaten imalat sanayi çok mükemmel çalışıyor bu ara. %80'in üzerinde bir kapasiteyle çalışıyor. İhracat gayet iyi çalışıyor. Ekonominin o tarafları gayet iyi gidiyor. Bu fırsatları değerlendirip bunların devam edeceğini de düşünürsek yapılacak yatırımlarla, ihracata dönük yatırımlarla buradan Türkiye'nin bir fayda sağlaması söz konusu. Burada sıkıntıya girdiğimiz konu bir enerji ithalatlarındaki fiyatların çok artması. Hı hı. Döviz, yüksek bir dövizle artan bir fiyattan geldiği zaman yüksek fiyatlarından enerji tüketeceğiz. Onun kısa vadede bir çözümü yok. E, mümkün olduğu kadar alınabilecek tedbirler işte elektrikte kayıp kaçak oranlarının biraz arttığı düşürmeye çalışmak. Ondan sonra da herkesin biraz kendi bakı açısından dikkat etmeye çalışması lazım. Çok basit bir şey söyleyeceğim şimdi. Hükümet de kızmasın. Zamanında mazot 1 lira derken ki Sloganı çıkaranlardan biri bendim. Slogan değildi. Orada çok basit bir şey düşünmüştük. Sigaraya yapılan 1 lira zam, o günkü rakamlarla konuşuyorum. Mazotta 50 kuruş ucuzluk sağlayabiliyordu. Ben bu hafta sonu oğlumu görmeye yurt dışındaydım. Sigara kaç para biliyor musunuz yurt dışında? Bilen var mı? 80 lira bir paket sigara. Bir paket sigara 80 lira. Bizim zam yapacağımız yer sigaradır. Bunu söylediğim zaman hemen sigara kaçakçılığı artar diye laf ediyorlar. Sigara kaçakçılığını uyuşturucu kaçakçılığı kapsamına alırsınız. Bunu kontrol etmek petrol kaçakçılığından, mazot kaçakçılığından daha kolaydır. Çünkü 3-5 fabrikada yapılır. Bu her yerde yapılmaz. Bandrollerden kontrol edersiniz. Sigaraya çok ciddi zamlar yapıp belki enerji fiyatlarının üzerindeki vergi ve diğer masrafları azaltmak suretiyle bir iş yapılabilir. Bunu halka da anlatırsınız. Elektriği, mazotu daha ucuz yapmak için ben sigarayı 50 liraya çıkarıyorum dersen bunu anlatma imkanı olabilir. Belki basın olarak da bunu sizden de rica etmiş olalım. Böylece sağlığı da korumuş olur. Aynen bakın bir şey söyleyeyim. Sigaradan toplanan vergiler sigaranın yarattığı hastalıkların masrafını karşılar seviyede değil. Tekrar söylüyorum Batı Avrupa'da bugün sigara 80 lira. Peki. Teşekkürler. Cumhurbaşkanımız da sevmiyor zaten sigarayı. Belki böyle bir şey yapılabilir. Yunus Bey siz bu krizi nasıl görüyorsunuz? Enerji krizi de ikincisi bize de gelecek bu kriz. Yani daha doğrusu fiyatlar zaten benzin, LPG, dizel, e, zamlar yavaş yavaş geliyor. Nasıl önem alacağız? Biz bu krizden hiç çıkmadık enerji konusunda. Yani ihracat <laughs> ithalat açığımız hep buradan kaynaklanıyor. Doğru ama şu ee, an bir e, başka bir kriz sanki, daha bir fark. Şimdi ben oraya biraz daha farklı bakıyorum. Ama o konuya geçmeden önce Ali İhsan Bey'e şunu söyleyeyim. Biz özelleştirme konusuyla ilgili zaten devletin üzerinde bir külfet vardır gerekçesine de itiraz ediyorduk. Yani o kamuya, kitlerin sağlıklı bir planlamayla, bir tabana yayıp bir ortaklaşa milleti ortak yapmış olsaydınız bu işin boyutu başka olurdu. Ama belli zümrelere parayı çabucak alma anlamında belli kişilere ve zümrelere verildi. Bunlar da bakın bugün fiyat artışları üzerinden konuştuğumuz şeyleri karşımıza çıkartıyor. Biz aslında özelleştirmeyle tek kendi tekellerimizi kendimiz oluşturduk. HES'leri mesela Karadeniz bölgesinde yaptınız. İstanbul'daki iş adamı gidiyor orada dağlara yarıyor HES'ler yapıyor Enerjiye ihtiyacınız var ama Türkiye'nin en büyük enerji kaynaklarından bir tanesi güneş enerjisidir Almanya bu konuda son derece güneş açısından coğrafi olarak geride olmasına rağmen büyük bir enerji kaynağını şu anda güneş enerjisinden kaynaklı sağlıyor Feyden bir cümle edeyim İsviçre'de HES'ler yapıldığı zaman HES'ten elde edilen gelirin %20'si o yöreye ve köye gitmesi mecburiyeti var. Yani hem kaynak yerinde hem bir gelir dağılımı oluşturur anlamında bu yapılabilirdi. Yani orada Yapılmaya e, Emin Bey'in ifade ediyorum. ettiği Merkez Bankası ile ilgili gibi öneriler orada da yapılabilirdi. Şimdi bu dünya çapındaki enerji ile ilgili İngiltere İngiltere'de olsun sizin Çin'de verdiğiniz örnek de olsun ben bunu bu geçtiğimiz günlerde sosyal medyaların bazılarında 6 saatlik bir e, enerji kaybı diyebiliriz. Yani bir durağanlık oldu. Bir enerji kaybı diyebiliriz. Bu küreselcilerin şu anda tatbik etmiş olduğu bu pandemi sürecinden sonra biz ona da planlamı diyoruz. Bu süreçten sonra tasarladıkları tarım üzerinde hamleler yapacaklar. Zaten yıllardan beri tohumun üzerinde Anaç tohumların üzerinde. Bunlar operasyon yapıyor. Tohumları topluyorlar. Çiftçinin elinden, halkın elinden, köylünün elinden bu tohumlar alındı. Sözüm ona bir tohum birliği oluşturuldu. Orada e, hedef bu tohumları koruma ama zaten bütün gerekçeler böyle oluşur. Zaten dispiritör görevi gören e, bu insanlar belli bir zaman sonra bunu uluslararası bu güçlere pazarlıyorlar. Şimdi bir kargil denilen bu ülkeye. E, pancar e, şekerini bitiren, panjar fabrikalarını kapattıran ve bir glikoza mahkum eden ve hastalıkları ürettiren bir ekol var ve bu bir devlet politikası olarak e, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine Amerika'dan dayatılırlıyor Bunlar çok önemli. Orada oranlar düşürüldü ama burada da. Ben oranlardan aklını, bahsetmiyorum. Onun, onun oluşturduğu <laughs> sağlık açısından oluşturduğu. E, ...zararları bunları tabii doktorlarımızın Nişasta konuşması Nişasta bazlı şeker. Tabii Özellikle doktorlarımızın konuşması bir konu gerekir. N5. Emin Bey'in az önce söylediği yaklaşık son baktığımda 25 milyardır tekel gelirleri... ...vergi gelirleri, maliyetleri kat kat fazladır. Yani sağlık açısından harcadığınız maliyetler kat kat fazladır. Dolayısıyla devlet bir politikayı getirisiyle götürüsünü analiz ederken... ...bunları yekün olarak ortaya koymak lazım... Ve bunun için de bir makro planlamayı devlet planlamasına yeniden dönülmesi gerekiyor. Şimdi sizin sorduğunuz sorunun kritik noktası şu: Emin Bey'in söylediği gibi, bir bu enerji sektörü belli ellerin elinde. Enerji sektörü belli ellerin elinde olduğu için ülkeleri de kontrol ediyorlar. Yani yönetimler halklarına karşı bu enerjiyi tedarik etmek zorunda ve onları da birbirleriyle tabiri caizse tokuşturarak belli şeylere zorluyorlar. Bunlar son derece önemli. Şimdi tarımı nasıl kontrol edecekler? Deniliyor ki bir küresel ısınma var. Evet, bir küresel ısınma zaten var. Doğal olarak. Yani neticede bir kıyamete doğru gideceğiz yani. Ebediyen dünya kalacak hali yok. Fakat bir gerçekliğin üzerinde 10 tane yalan söyleniliyor. Yani tıpkı Ozon tabakasını deldiği iddia edilen her şeyinden etinden, sütünden, derisinden istifade ettiğimiz suçlanan inek gibi ama ne acıdır ki bizim bir bakanımızın, tarım bakanımızın yardımcısı da Bill Gates'in ağzıyla bu şekilde Ama konuşa 2030 gidiyor. yılında sayıları 70 milyarı, 100 milyarı bulacakmış. Bütün otları yiyeceklermiş. Çok gıda tüketecekler. Tabii, tabii yani, yani, Bizleri bu, bu, bu dengeyi Allah bilememiş, kuramamış. Yani onlar bunları tespit etmişler. Onlar tabii laboratuvarda et üretecekler. Yeni bir nesil insan yaratmanın peşinde. Şimdi Geçen bu profesör de... Profesör fetvası verildi diyordu, helaldir yapın falan diyor. Laboratuvarda etin Hı, -hı. üretilmiş. helalmiş. Öyle. Diyanet e, olmadığını, helal olmadığını. Yok profesör tabii. diyor bunu. yani evet. Diyanet zaten evet. değil. E, Böyle ya yani. kesilmeden yenecek netice itibariyle. Yok nihayetinde hani kendi DNA'sından da kendi eti yapılabilir bu o mantığa göre. Evet. Yani bir felaket. <laughs> evet. Şimdi buradaki ben şimdi altını ısrarla çizmek istediğim nokta şu. Bu enerji sektöründe. Şimdi e, bu genel e, dünya ülkelerin ihtiyaçlarını bir para sistemiyle kontrol ediyorlar ve şu anda para sistemleri çöktü. Bütün ülkeler borçlu ve bu borçlar dönemiyor. Türevleriyle beraber katrilyonlara çıkmış bu borçlar. Şimdi bunu bir şekilde transfer edecekler ve silecekler. Biliyorsunuz yani e, mortgage krizi çıktıktan sonra akabinde kısa zamanda bir e, Bitcoin süreci çıktı. Şimdi Bitcoin'u temsil eden şekle baktığınız zaman, Euro'nun simgesi ile Doların simgesini ters birleştirdiğiniz zaman, Bitcoin'un simgesi çıkıyor ortaya. Hı. Yani böyle enteresan bir e, imgesel bir tanımlama da var. Şimdi her şey sanallaşıyor. Şimdi e, bankacılık sistemi üzerinden, sistem artık devam ettirilemez hale geldi ve toplumlar nakitsiz toplum haline getirilmek isteniyor şu anda az önce tüketici kredileriyle ilgili vermiş olduğum sonuç piyasada insanların nakide ulaşamaması dolayısıyladır. Yani kasıtlı ve bilinçli olarak bakın net söylüyorum. Vekilimizin de ifade ettiği o söylemiş olduğu... asıl asıl konuya şimdi geldik ama süre bitti. <laughs> Buyurun. Evet. <laughs> e, vekilimizin de ifade ettiği o desteklerin verilmesi mümkün değil. Yapılan bütçe belli. O bütçenin dışında çıkamazsınız. Gelir kaynağınız vergiler. Çünkü bir sistemi takip ediyorsunuz. Neden Cumhurbaşkanı Merkez Bankası ile ilgili bir şeyler söylediğinde hop oturup hop kalkıyor? Hiç bir araya gelmeyecek olan bir ortak bir payda söylemi oluyor. Çünkü siz siyasal olarak bir başarı e, imgesi olarak başkanlık sistemiyle çıktınız ama topal bıraktınız yani yapısal olarak buradaki siyasal başarıyı döndürecek, ileriye götürecek olan yine bir ekonomik model değişikliğiydi. Şimdi bu model değişikliğini kim yapıyor? Küreselciler yapıyor. Arada bir enerjiyle yokluyor. Arada bir sosyal medyadaki 6 saatlik arayla yokluyor. Refleksleri ölçüyor ve oradaki sanal paraları nasıl sileceklerini tasarlıyor. Şimdi siz bunun arkasında duramazsınız ki yani ismi tanınmayan bir kişi bitcoin'u çıkardı ortaya. Fakat enteresandır. Bütün bankacılık sistemi üzerinden pazarlandı. Zaten sahadaki her iki takımın oyuncuları da aynı kişinin. Yani biri birine gol attığı zaman alkışlayanlar aynı kişiyi alkışlıyor. Toparlayalım. Burada gelinen sonuç şu. Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike şu anda Merkez Bankası'nın Arjantin'de Merkez Bankalar'ın yapmış olduğu toplantı sürecinden itibaren Türkiye'nin bir dijital paraya geçme bir süreci var. Blockchain üzerinden yeni bir yapılanma var ve bunu adeta dünya sistemine entegre olma adına yapıyorlar. Şimdi siz bir dünya sistemine entegre oluyorum diyorsanız küreselcilerin önüne önünüze koyduğu bütün yapıyı tatbik ediyorsunuz. O zaman Paris İklim Anlaşması ile yanlış mı yaptık? Paris istihbaratlamasını söylemiyorum. O başka bir şey. O oturulur tekrar tartışılır. O konuyu da oraya bağlıyorlar ya. O Yok, yüzden. ben oraya bağlamıyorum. Ben o, o, tabii onun ilişkileri vardır kuşkusuz. Ama devletler üstü bir, Birleşmiş Milletler'de küresel uluslararası e, örgütler var. Bunlar devletleri kontrol ediyor. Devletlerin evet. genel olarak bütün politikalarını kontrol ediyor. Dünya Sağlık Örgütü de nitekim yapmış olduğu süreçlerle ortadadır. Özetle şunu söylüyorum. Hemen alayım, Bu sürecin yapacağım. içerisinde bir muhalefet partisinin özellikle e, İyi Parti'nin gündeme getirdiği nakitsiz toplum hedefi onların önüne küreselcilerin koymuş olduğu bir süreçtir. Ve bu hakızım sana diyorum, hacelunum sen işit. Hükümete yaptırmaya çalışıyor. Hükümet parayı kontrol etmek zorundadır. Peki. Hükümet parayı kontrol etmezse mesele dijitalleştiği an bütün millet varlıklarını dijital bir ortamda rahatlıkla kaybedebilir. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Ağzınıza sağ olun. sağlık. Saadet Partisi Milletvekili Sayın Abdurkadir Karaduman. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok evet, sağ olun. Ben e, kısaca bir hususa değineyim. Müsaadenizle. <laughs> Çok kısa lütfen. Yönetmen e, fırçalıyor beni. E, kitlerin özelleştirilmesini özellikle zarar ediyor noktasında Ali İhsan Bey söyledi ama yani küreselleşmeyle birlikte Türkiye'de 80 darbesinden sonra İlk 85'te yapılan özelleşme, Anavatan Partisi'nin yapmış olduğu özelleşme politikalarını da o dönem kitler zarar ediyor gerekçesine dayandırdılar. Ama asıl olan kitlerin zarar ettiği hakikati değil, egemen güçler Türkiye'yi bir müşteri haline getirmek, her yönüyle dışarıya bağımlı hale getirmek için tütün ekmeyeceksin dediklerinde tütünden elini çeken, Peki. şeker pancarı üretmeyeceksin dediğinde bundan elini çeken bir ortam oluşturdular. Son cümle Türk Telekom satılmadan önce kasasında 2 milyar dolar vardı. Zarar etmiyordu ama özelleştirildi. Petkim satılmadan önce zarar etmiyordu, kar elde ediyordu, özelleştirildi. TÜPRAŞ yine aynı şekilde özelleştirilmeden önce hedeflediğinin üzerinde daha fazla kar elde etti. Dolayısıyla burada zarar ettiği gerekçesi yok. Bizatihi Burada e, sürdürülen e, daha evvelki Berkır raporuna göre Türkiye'nin Marshall yardımları neticesinde biçilen rol neyse, bugün de biçilen rolün aynısı tatbik edildiğini açık bir şekilde görmek mümkündür. Teşekkür ederim, çok sağ olun. 22. Dönem Milletvekili Araştırmacı yazar Sayın Emin çok teşekkürler, evet, sağ olun. Teşekkür Ekonomist yazar Sayın Yunus, Yunus Eksik, ee, teşekkürler. Ali Hasan Bey teşekkürler, Kenan Bey teşekkürler. Sağ olun. Burada kapatıyoruz, hayırlı geceler.